geldi şimdi. Birkaç kişi daha yazarsa anlayacağım. 1 iki, okey. Tamam, güzel. Ses var. Ses, ses var. Var, var, okey. Tamam, bir daha bir kontrol yapayım. Upper üstü, masa üstü. Okey. Tamam, ses varsa sorun yok. Allah eskide kalmış ya. Yayın açmayınca. Tamam. Bunu kapat, bunu kapat. O ki şey e, hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Yeni videoya hoş geldiniz diye giriş yapacaktım. Ağzım alışmış. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir Instagram'da da bir paylaşım geliyorum. Ben Japon çayı aldım. Ayıptır söylemesi. Sakin bir yayın yaparken. Nasılsınız arkadaşlar? Hoş geldiniz. Ufak ufak insanlar toplanırken de şu Instagram'dan bir paylaşayım. Sesim umurcuklanmış mı? Ne olmuş ya? Gece 2 Japonya'da. Saati soran yok değil mi? Saati sormadan söyledim. Paylaşım geliyorum. Tıkla izle Japonya. Youtube'da canlı yayındayız. Çayınızı alın gelin demişim. Okey. Hadi bakalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Özlemişim yayın açmayı. Nerede bizim Discord? Discord'da da bir paylaşayım. Okey, burada. Çok sessiz bir ortam var ya. Japonya geceleri hep böyle sessiz geçiyor. Netlik tamam, tamam. Öyle bir oturalım. Abi ben de DC'de mesaj silemiyorum. Devriban atamıyorum. Diye bir mesaj gelmiş. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Tokyo'da bir tatlı gece. Gece. Gece yarısı. Wolux tek, tek derdin bu olsun ya. Allah tek derdin Discord'daki dert olsun. Hemen hemen o sorunu da çözüyorum. Sorun denemez. Hemen bak iki tuşla tık tık iki tuşla çözdüm. bu kadar. <laughs> Abi ben moto olanım Nasıl moto olansın ya? Ne yarım mod mod yaptık seni. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan ufak ufak insanlar da gelirken. Nasıl keyifler? Bir bayram havası var mı? Bir bayram havası yok gibi sanki. Nasıl keyifler? Yine İzleyenlerin 90'ı yurt dışından mı katılıyor? Bayram kalmadı artık. Allah'ın havası yok ya. Japonya'da bile Japonya'da bile hissediliyor. 10 bin kilometre öteden hissediliyor gerçekten. Abi kazanın markası Nike mı? Sivit. Sivit şu. Bu bu eşimin ya. Güney Kore'de bastırmıştık Nike mağazasında. Seçiyorsun. Kendin kostüm bir şeyler yapabiliyorsun. Bunları kendimiz yapıştırdık. Tak 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 basıyorsun. Güney Kore'ye özgü bir şeymiş. Nike'ın mağazasında. Sırt bunun için yolumuzu uzattık ya. <laughs> ben de şapkaya basmıştım. Ejim akıllı buna bastı valla. Türkiye mi... Türkiye mi Tokyo mu senin için? Ama bir ülke bir şehir. Ayırt etmem ikisi de. Nasıl hissettin Japonya'da bile bayram basın valla bayram havası yok abi ya. Uzakta ben size soruyorum asıl Türkiye'de yaşayan sizlersiniz siz cevap verin. Aha Japonya'da saat kaç sorusu geldi. Güzel güzel. Güzel Yiğit. Beklediğim soru, soru tipi. 2.10 geçiyor gece <laughs> Söyledim ama bunu 5 dakika önce Yer etmiş bende birisi olacak diye. Canlı yayın adı arada böyle bir Beğen Like tuşu Kimisinde İngilizce kimisinde Türkçe Ona bir beğenirseniz Arada bir beğeni atın Tıklarsanız şöyle Bir dakika böyle bir ses çıkması lazım. Selam genel olarak nasılsın? Her şey yolunda mı? Allah Kerem iyiyim. Genel olarak sağ olasın sorduğun için. Öncesinde Faruk Faruk da sormuş. İyiyim. Genel olarak iyiyim. Her şey yolunda. İyiyim yani. Çok üzerinde düşünmedim bunun nasılım diye. Bazen ayna karşısında düşünüyorum. Japon banyosunda, tuvaletinde. O zamanlarda biraz depresif olabiliyorum. Hoş geldin Faruk. Tokyo'da bir akşam yemeği. Teşekkürler. Kesene bereket. Bu bir beraber olsun. O katıl butonunda bunları yazarken hep bunu, bunları söylemek için yazmıştım. Tıklarken yayını kapatsa ya. Yok onu ayarladım işte Alper. O kadar Japonya'da yaşıyoruz. Kafamda şey var. Ren var yani. <laughs> Sakura bir bahar havası getiriyormuş Japonya'ya. E, evet. Baharın başlangıcı. Çok anlamı var Sakura'nın ya. Instagram'da da takip edersiniz. Güncel resimler, videolar paylaşıyorum. Youtube'da da en son... Youtube'da Sakura videosunu izlediniz mi? O kadar Sakura Sakura diye yanıp tutuşuyordunuz. Ne oldu? Hiç yorumlarınızı görmedim. Yazanları şey tezze ediyorum. Alper teşekkürler. Sushi aboneliği için. Teşekkürler. Ee, bu bayramlaşma. Şeker bayramı. Ee, bana bana para ver. <laughs> Abi gece ikide nasıl bu kadar dinsin diye güzel bir soru gelmiş Enes'den. Çok güzel. Enes çünkü e, uyudum kalktım. Ben böyle bir yayın açmak istedim. Videolar falan var aslında. Videomu paylaşayım bayram dolayısıyla. Bir yazacağım deyim mi açayım. Cuma'ya kadar derken dedim bir yayın açayım. Biraz da kendimi... Dinç ne şey yani uyudum uyandım ya neyse çok detaya girmiyorum. <laughs> Normalde evet bu saatte tam 12. Rüya, Japon rüyamı görürüm. Hmm. Abi 30k olamadık ya. Evet kanalda 30 kaç? 29'a mı geliyor? dokuz bin mi? Tam bir e, Japon şey arabası gibi. E, küçük Japon işi bir e, araba gibi. Yavaş yavaş. Kilometresi. Düşük seviyede. Öyle vitesi 1'e, 2'ye, 3'e haftalar sonra taka taka gidiyor bizim Ceku kanalı. <laughs> Uyudum uyandım ya. Japon esprileri şey güzel oluyor. Abi senin odaya renkli bir ışık lazım. Renkli bir ışık. Valla şu arkadaki bu 4, 4 sene değil ya 2 senedir kullanıyorum. Nereden aldım ya? Galiba Amazon'dan aldım onu. <laughs> renkli bir ışık. Çok da renkli ışık olabilir. Sürekli yayın açsam düşünebilirdim ama. <laughs> Cem iyi akşamlar. Bütün ailene, sevenlerine, komşularına, Japon iş arkadaşlarına iyi bayramlar dedim. Teşekkürler İrfan sağ olasın. Güzel dileklerin için. Ee, Japonlar bayramdan anlamaz ama e, dediklerini ileteceğim kendilerine. sunup yok öyle bir şey ya abone abone düşmedi ne hayal mi görüyorsun <laughs> tam tersi ufak ufak çıkıyor ne abi Miyazaki'yi görüyor musun sanki öyle bir şeyler demiştin hayo amca amcama hey amca elinde sigarasıyla cibirin oralarda gezer oralarda bir yerlerde gezer sokakta rast gelmek beyaz üniformasıyla mümkün hala mümkün ek ee, gelebilirsiniz yani Cibir'in müzesinin oralarda çevresinde Yakın yerde oturuyor zaten Naif adamdır Vur ensesine sushi yağır derler ya öyle bir adam İyi akşamlar Japonya'da Uber hesabı kiralayabiliyor muyuz acaba Uber hesabı Hayır Kiralayamıyorsun ya Böyle bir şey mi varmış yani O illegal'e giriyor <laughs> Benden illegal bir tüyo mu istediniz biraz önce? Uber hesabı şey çalışma için büyük ihtimal onu soruyorsunuz. O orada şöyle oluyor. Uber gün içerisinde birkaç kere fotoğrafınızın çekilmesini istiyor. Tak diye böyle belli belirsiz anlarda. Uber diyor ki bu hesabın size ait olduğunu doğrulamak için çabuk hemen resmini çek diyor. Çekmezsen hesaba giriş yapamıyorsun koymasın kendi resmin değilse ee, resimmesi bekleyemiyorsun tabi ee, illegal olarak iş yapanlar bunu göz alarak yapıyor yapan var mı Uber'de bilmiyorum ama farklı yani mevkanda falan denk gelmiştim son iki paket onu atıp geliyorum hocam Alper sen şey kurye, kuryeci misin? Ee, Faruk Gözşahin 20 kişiye abonelik hediye etmiş. Teşekkürler Faruk. Vallahi şey YouTube'un canlı yayına izleyenlerin hepsine abonelik hediye etti ya. Helal olsun. Chat bir anda aktı gitti. Faruk'a teşekkür edin arkadaşlar. Teşekkürler. Arigato Gozaimasu Faruk. Esene bereket. Allah kat ve kat fazla şey versin abone versin diyecektim de şey para. <laughs> Yayında hafif delay var. Yayında hafif delay mı var? Ee, bakayım. Bir sorun gözükmüyor. Bir sorun gözükmüyor. Ee, 8000 8000 bitrate ya bir bir sorun yok. Bir tık düşüyormuş ya ama ya bir sorun gözükmüyor. Yeninde bir sıkıntı yok. Teşekkürler Faruk. Ne oluyor? He. Vallahi <laughs> abone gelenlere şey gelenler şey yazabiliyor. Abone olmayanlar mesaj yazamıyor gibi. Kanala abone değilseniz yani abone derken paralı abone değil ya normal aboneyseniz çete mesaj yazabiliyorsunuz Faruk bana da verseydin Lan darlamayın insanları İçim. Selamlar iyi yayınlar Teşekkürler Ferhat hoş geldin Cem şovun izliyor musun? İzliyorsan, dizi hakkında ne düşünüyorsun? Nihat Valla Şokuna bir Başladım çok herkes yazdı Ufaktan başladım böyle 10 dakika 15 dakika biraz zorlayarak gittim. Nedense herkes çok beğenmiş bana. Hitap etmedi ama bir, 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 şans daha vereceğim kendisine. Bir şans daha vereceğim. Normalde ben öyle kapatmam. En az bir bölüm sabrederim. Japonların yaptığı bir şeyde de burada bir canım sıkıldı hemen kapattım ya. Çok hitap etmedi ama bir şans daha vereceğim şu buna. Ondan sonra devam edersem şey yapacağım. Görüşlerimi söylerim. Cem, Gimli Müzesi Sugi Namiku'da değil miydi? nasıl bundan bir tane var ya İrfan cibri Müzesi bir tane var tam nereye bağlı olduğunu bilmiyorum da Google'a yazdığında çıkıyor zaten bir tane olması lazım Tokyo'da daha önce geceleri Uber yaptım mı yok geceleri Uber yapmadım benim en geç Uber saatim 11 buçuk o da Geçen sene yaz vakitleriydi. Ulan bir tane daha. Ulan bir tane daha derken. Bir ona bir ona bir ona. Shibuya'da <laughs> yokuşları böyle nemli Tokyo gecelerinde çıkarken bu yazın yapabilirim. Belki de elektrikli bisiklette daha iyi olabilir. Son trene şey yapacağım diye yakın mesafeleri alıyordum. Fiyat iyi verirse şey yapıyordum veresim vardı. Geçen seneye göre tabii fiyatlar Japon Uber paket fiyatlarında düştü ya. Geçen sene geçen sene güzeldi. Düğünü mü yaptım ya bisikletle de paket dağıtarak. De öyle söyleyeyim yani. Ama gece gündüz çalışıyordum. Abi senin bisiklet videolarının, uzun yol videolarının hastasıyım. O tarz video atmıyorsunuz uzun zamandır veya çok kısa oluyor. Ne zaman yola çıkıyoruz? Oh, öncelikle teşekkürler. <laughs> Bepop teşekkürler. Enteresan minikim varmış. En son attım ya. En son bak ne zaman var. Shibuya'dan ee, 6 gün önce atmışım. Ama çalışırken biraz işimle alakalı olduğu için uzun yol bir. Valla bu ara geçen Öyle bir muhabbeti oldu. Böyle bir Kore'ye gidesim var. Bahar da geldi ya kışlar. Kışmış da bitti. Böyle bir Kore. Hayvan. Oraların bisiklet yolları güzeldir. Bir de küçük başından sonuna özellikle. Kore, Kore'de çok şey bisiklet süresim var da. Geçen seneden kalma hevesim. Farklı bir ülke olabilir. Bakalım bu sene aslında böyle bir şeyim var. Yapabilirim. Yakındır. Oo abi Mina maşallah var. Sağ olasın Çakır Çaka Bey. Selamünaleyküm dostlar. Sonunda bir canlı yayın ve ilk canlı yayın. Vay ya. İlk kez yetişiyorsun. Selamünaleyküm Hacı abi. Ho İstanbul merhaba. abi Duygu ablayla daha çok video çeker misin? Çekerim. Sorarız kendisinden rica ederiz. Çoluk çocuğu ve abi. Kişi gücü başından aşkın kadının. Olabilir neden olmasın. Özlem valla bisikletle uzun yol ben de özledim ya. Öyle bir dediğim gibi alıp böyle bir çıkasım var zaten. Hokkaido'ya gideceğim. Şu işler mişler şu önümüzdeki bir ay bir buçuk ay bir geçsin. Bir Hokkaido serisi yapmayı düşünüyorum bak. Sırt çantam. Tripotum. GoPro kamera. Barcelona şapka Montbell'den aldığım klasik e, bisikletle Japonya turundaki eşyalarım. Japon donu mono içliği der, içlik diyorum e, e, Tişörtü derken Güzel tıngır mıngır. Bir de çadırı da almayı düşünüyorum da e, o Hokkaido dağlarında kamp yapa yapa Canney'in de açabilirim Bakacağım, Böyle bir hevesim var açıkçası ya özledim çünkü Yapacağım. Hokkaido'ya filan gidersem net söyleyeyim bir hafta bir hafta filan kalırsam net 4-5 tane video canlı yayınlar filan yaparım oralardan. Biraz da çiftlik miflik bakacağım. Japon Takashi abilerle sohbet edeceğim çünkü. Rus adalarına çıkacağım. Dağlara volkanik. Güzel şu anda canım çekti. Çıkıp gidesim var yani. <laughs> 3 saate hızlı trenler başlıyor. Halloween'da oraya gelme hayali kuruyorum. Sen bin dolarla anca hayatta kalırsın deyince motivasyonum düştü. Ok ya iyi de niye motivasyonun düşsün? Senin sonra cevabım ben öyle bir şey dedim. Hayatta kalma parası gibi ortalama 30 dolara hayatta kalınır, hayatta kaldırtırım diye bir cevaptı. En son yayınlarımızdan öyle bir şey hatırlıyorum. Sen sormuştun zaten. Motivasyonun düşmesin diye. Gelip burada iki yer gördüm mü motivasyonun artar. Şöyle müsait oldu, olduğunda sanayi sokaklarını da görelim. Sanayi sokakları. Sanayi sokakları mı? Sanayi sokağı diye bir yer. Ben bilmiyorum ya. Şey bu. Şeyi çekme planım vardı. Sumuki Nagata abi. Ee, bilen bir Smoky Nagata'yı bakalım kim biliyor Smoky Nagata'yı merak ettim. Smoky Nagata'yı bilen bilenleriniz var mı? Bilenleriniz varsa ona göre cevaplayacağım. 3 sene önce ilk Japonya turu zamanında Kore diyordun ha bak 3 sene geçmiş. Erteli erteliye farkında olmadan 3 sene geçti. 3 sene geçmedi. Aslında 4 sene oldu. <laughs> 4 sene vay anasını ya. Yani şu ışığı biraz daha vurmam lazım yüzükmem ki biraz yüzüm parlasın geç gözükeyim. O zaman çok çabuk geçiyor. Ya bak bugün yine aynı şeyi düşündüm. Size bak yemin ediyorum arkadaşlar. Bir gün 24 saat değil. Bak buna kalıbımı basarım ya. Geçen kimle muhabbet ediyorduk? Gitle miydi? Öyle bir muhabbetim oldu. Bak bu insanların artık farkına varmadığı Yaradan'ın bir mucizesi midir? Nedir? Bir gün 24 saat değil. Bir gün artık 16 saat, 17 saat, 18 saat. O civar aralığında. Ama insanlar fark etmiyor. Emin ediyorum artık böyle. Fark etmiyor. Ha diyeceksiniz ki ulan bunu sadece sen mi fark ediyorsun? <laughs> Olabilir. Sakı. Azat a Azat abi nasıl abi? Azat abi mi? Sunup sen kaç yaşındaydın ya? Azat'a abi diyorsun. Aynı yaşlarda değil misiniz siz? Takipçilerin yaşına kadar biliyorum valla. Bizim Discord'a da gelebilirsiniz. Aklınızda olsun. Discord linkini paylaşabilir misiniz ya size zahmet? Bizim Discord'ta olanlar bir Discord linki atabiliyor mu? Oraya da bir bakabilirsiniz. son nerede kaldık? Ee, bizim Discord enteresan bir Discord. Valla geçen bizim Discord'da moderatör olan tanıştığımız Azat var. Kendisiyle bayağı Japonya'ya geldi. Buraya dil okulu aracılığıyla. Kendisiyle video çektik. Enteresan bir penis festivali videomuz oldu. <laughs> Ayak basar basmaz enteresan bir festivale götürdüm adamı. Senin ablayla video gelsin. Olabilir. <laughs> olabilir. Yiğit abiyle Hokkaido turu. Yiğit abiyle Hokkaido turu mu? Yiğit'le öyle bir muhabbetimiz olmuştu ya. Ee, şey yapalım demişti. Ee, göz barlara falan gideriz demişti. Düşün Hokkaido'ya gidiyoruz. Dağ taşı yeşilliği ayısıyla meşhur yer. Adam nerede? Kıyıda köşede göz var onları biliyor. Yiğit Gözbar üzerine şey bir rehber kitap çıkarabilir valla. Cem Yiğit'i de bisikletçi yapsan o da bizziklerci. Yiğit nerede ya? Yiğit'in amma lafı döndü. Herkes Yiğit'i tanıyor valla. Yiğit nerede bakayım? Yiğit yok. Yiğit bayrama erken girmiş. <laughs> İnce bir espriydi ama. Yiğit anlayabilir herhalde sadece. Abi Motive'de... Motive'de Japon... Yadaymış şu anda. O kim ya? Hokkaido serisi çok çok iyi olur abi. Japonca bir şeyler yazılmış. Sakura dönemi bitti mi? Heh, yukarıda kalmıştı mesaj. Sakura dönemi bitti mi can? Mayıs ayı başında geleceğim. Oralar yoğun olur mu? Şu anda Sakura'nın Tokyo'da tamamıyla açtığı full diyoruz. Full olduğu bir vakit. 9. ay. Yarın bir yağmur var. Yarın biraz ufaktan dökülür. Nisan'ın onu itibariyle dökülme biraz daha başlar. 11'i, 12'si derken tahminimce Nisan'ın 15'i, 16'sı itibariyle burada sakura çiçekleri iyice bitmiş olur. Şu bir hafta içerisinde bitmiş olur. Hokkaido, bilmiyorum Hokkaido'ya gider misiniz ama Hokkaido'da Mayıs'ın başına, ortasına kadar hala kar var zaten orada. Bize kadar kar var bazı yerlerde. Mayıs'ın ortasına kadar en son orada kapanıyor. Sakura. Yaz çiçekleri en son orada bitiyor. Aklınızda olsun. Sakura derneği var. Kiraz çiçekleri derneği var. Ee, bir google'layıp derneğinden çeşitli enteresan bilgilere bakabilirsiniz. İlginiz varsa. Oyun reklamları alıyor musun abi? Oyun reklamları. Oyun oynamıyorum ki reklamını alayım. Ee, en son birkaç tane yerden yazmışlardı da anlaşamadık. Arada anlaşamadık. <laughs> Şaka bir yana yani kanal büyük olsa gerçekten anlayabiliyorum bazen büyük kanalları nasıl döndürdüklerini. Yurt dışında olmamın etkisi var mı ama değişik yerlerden yazıyorlar yani. Ama ben de geçinmek zordur diyormuşum. Yok herkese kapım açık. Mesajlar tamam. Şey kaçtı pardon. Cem abi dil okuluna Japonya'ya gelip kayıt olmak gözüm seçmiyor. Tam karşıda şey ışık vurduğu için. Pardon. Biraz yakınlaşayım. Arkada bir sakura müziği açayım mı ya? Elif yer miyiz? Cem abi dil okuluna Japonya'ya gelip kayıt olmak Türkiye'de kayıt olmaktan daha hızlı sürüyor mudur? Hmm. Yani öyle olmuyor Öyle olmuyor diye biliyorum ya. Elçiliğe falan en son gitmeniz lazım. Orada Vizemize mize girişli vize muhabbetleri falan var. O bizim Discord'a gel ya. Hala hazırda dil okulu aracıyla gelen bak en son Azat'la beraber video çektik. Buluştuk yani. Bizim Discord'tur. Şu Discord'un linkini atayım. Japonya meraklıları dil okulu aracıyla gelen yaşayan neden bayağı bir insan var. Fikir alışverişi yapabilirsiniz. İnsanları davet et Discord linkinde paylaşayım Yapayım. Tamam Bir kişi belki yayını alabilirim ya Eskiden yapıyorduk öyle güzel oluyordu Japonya Tam bir şey televizyon Eskiden öyle programlar vardı Alıyorlardı yayına dert sıkıntı dinliyorlar. Mahmut abi benim böyle bir sıkıntım var, böyle 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 hemen sıkıntısını şey buluyorlar, çözüm filan buluyorlar. 2000'lerde çocuk olanlar. <laughs> Doğukal, hoş geldin. Şöyle bir... ha, pardon, niye ses oraya gitti? <laughs> Discord'a geldim de tamam şuradan bir kendimi şey yapayım alabilirim soru sormak isteyeniniz böyle konuşmak isteyeniniz varsa Japonya hakkında genel olarak bizim Discord'a gelirseniz belki böyle bir kişi bir kişi alabilirim çok hevesli olanlardan aralarından seçebilirim bakayım Oo yıkılıyor yıkılıyor <gülüyor> <gülüyor> Abi sen Japon imparatoru Hirohito'ya benziyorsun yoksa o musun? Büyük sırrı açıklamayacağım. Ee, artsan. Beşinci nesil şeyiyim ben, çocuk. <laughs> Biraz zuma abi İyi böyle zoom iyi. Zaten Netlemede sıkıntı yaşıyor bu kamera yaklaşmam iyi. Burada total eclipse var 30 dakikada. Dur, muhabbet kaçtı. Kafam gitti sakura çay ocağı Bir saniye Mesajlar böyle gidince e, muhabbet de gidiyor ne konuştuğumu Hatırlamıyorum abi bu tatlı muhabbeti ne kadar doğru benim bayağı dövmelerim var yakın zamanda Japonya'ya gideceğim Polonya'dan Ucuz bilet buldum Bu kadar dövme olması söylendiği kadar problem yaratır mı yok ya Gelen turistlerin yüzde sekseni Dövmeli Herkesi görüyorum herkes dövmesini göstermek için çıplak geziyor kış aylarında bile çıplak gezen vardı. Ya on sen tabi 10 sene klasik sizi Yakuza'ya benzetilir. Eşimden biliyorum. Geçen onun muhabbeti oldu. Yaptıracağım ya. Bu saç rengimi ile birlikte. Bir dövmeye gireceğim. Bir senedir gireceğim diyorum da bakalım. Başımıza Yakuza mı olacağını ilk zamanlar benim eşim öyleydi. Şunu yaptıracağım. Bunu yaptıracağım derken böyle bakıyor. Başıma Yakuza mı olacaksın ya? Dövme dövme. Git diyor bisikletini üstü. <laughs> İşine bak. Ya o gözle evet. O gözle bak oluyor. Bir de of koka benim şimdi bu aşağı tarafları küşülü müşülü oralarda da biraz tabii. Ee, eskiden hakimlerde bir de hemşire ya parmağı kesik abiler bayağı fazla gördü hastanede. Onun da etkisi var. Normal yani. Abi onu gördük. Cem Selamünaleyküm. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Nisan 22'de Shinjuku'ya geleceğim ama Narita'dan nasıl geçebiliriz oraya en hızlı şekilde? En hızlı mı? Trenle. Trenle geçebiliyorsunuz. Oradan e ee, geçen hızlı trenler var. Narita Express oradan geçiyor mu? Shinjuku'dan geçiyor mu? Ya hızlı bir şekilde trenle geliniyor ya. Ucuz ekonomi yolu ee, Narita'dan 6-7 dolara geliniyor diye biliyorum otobüsle. Bir buçuk saat sürüyor. En ekonomik olanı o. En ucuz yolda o zaten. En hızlı yolu da trenle bir saatte geliniyor diye biliyorum. Ulaşım konusu, yani ulaşım konusu Japonya'ya gelirseniz izleyenlere diyorum. En son dert edeceğiniz konu olsun ya. Gerçekten ilk gün belki zorlanabilirsiniz ama birkaç günden sonra sistemi de biraz anlayınca insanı gerçekten rahatlatıyor. Dakika başı tren var. İşleyiş enteresan. Yer altında, altında adamlar acayip bir dünya yapmış. Özellikle o Shinjuku, Minjuku kalabalık yerleri görüyorsun. Ulan 200 tane çıkışı var Shinjuku'nun. 200 tane girişi var. Bunlar ne yapıyor? Herkes tek tip olmuş bir yere gidiyor. Hiç kimse es vermiyor. Gideceği yeri biliyor. Yani inanılmaz bir dünya. Bir de mühendislik okuyorum. Max bursuyla Japonya'ya gelmek istiyorum. Max bursuyla ilgili video çeker misin? O burs olaylarında hakkında fazla bilgim yok. O Okta Discord linkini attım ya. Bizim Discord'da bak öğrenci olup o konularda bilgisi olan bir aile insan var. Böyle fikir alışverişi yapabilirsin. Toksik insan yok diye biliyorum bizim Discord'da. Doğru muyum bilmiyorum ama ben görmedim. komutanım hoş geldin. Moderatör. Moderatör şey izninde. Bayram izninde. Konuşmak istersen şeye gel, Discord'a gel, Hıdır. Kendine geldin mi? Aramızda asker vardı arkadaşlar. Komutan var. <laughs> Birinci hava şey neydi? İndirme. Adı aklıma gelmiyor. Uzun bir ad. Evet liman ziyareti Benden mı konuşuyorsunuz? Abi bloklarda kullandığın kameranın markasını söyler misin? Bloglarda kullandığım kamera 14 Pro iPhone 14 Pro Cem Türk askeri Japonya'ya geliyor Türk şehitlerin şehitlerini de almam var Allah, Allah Türk askeri Japonya'ya geliyor derken Enteresan bir haber. O hiç bir hiç haberim yok. Nerede yazıyor bu? Bu bilgiyi tam olarak nerede aldınız? Türk Türk şehit şehitliği derken tam neresinden bahsediyorsunuz? Güney Kore olmasın. Güney Kore ile karıştırmayın. Abi sen bir ara Google Maps kötü çalışıyor demiştin. Japonya'da hala öyle mi? Yok Google ben Google Maps kullanıyorum Google Maps iyi ya bu yani bisikletle ge gezdiğim zamanlarda e, neydi Maps mi falan vardı ben yani başlarda ilk alışma sürecinde e, biraz amatörde olduğum için ona takılıyordum daha bayıra beni götürüyordu de götürmüş diyorum Allah gezmişim diyorum ama e, tabi bisiklette 30 kilo yük olunca zor olabiliyor düz bisikletle. Google iyidir yani. Özellikle trenlerde orada burada yolunu da bulman için e, Google Google Maps nokta atışı tavsiyelerde bulunuyor. Art, artsan sen sende bir toksiklik mi var? Bana mı öyle geliyor? Hı? Atın mı time Şey Bayrama timeout'a girmek ister misin? <laughs> Alışveriş olarak. Zaten Akihabara dersin. Sanırım sevgili dostum bir dakika mesaj kaçtı. Ya ben bu mesajları hala okumayı çözemedim ya. Abi sen bir yere Google Maps. Selamlar bugün Osaka'ya geldim. Metro kartı hakkında bilgi verir misin? E, metro kartı. Bilgi yani e, metro şey şeyleri mi diyorsunuz günlük 24 saat 48 saat sadece metroda e, Kullanabileceğiniz kartları mı diyorsun o Osaka'nınkini bilmiyorum Tokyo'da da var da sadece metroda Kullanabiliyorsunuz Bence o şey değil ya ya Tokyo'da bugün gördüm Rus bölgelerinde de e, Gezerken bugün de bir Gezme gezme böyle rehberlik işim var dahiptir söylemesi 24 saat 48 saat kaç 6 dolara geliyor 24 saat mesela 6 dolar vererek metro hattını bir gün boyunca ücretsiz, sınırsız, kullan sınırsız kullanabiliyorsunuz. Ama ne kadar metro hattını kullanacaksınız? Çünkü genelde CR'ın olduğu turistik yani yarısında büyük ihtimal CR kullanırsın. Parayı çıkarıyor mu? 2 kere, 3 kere desen. Yani tutup da bir metro hattını bir günde 5 kere kullanmazsın. Parasını belki bir kere çıkarıyordur. Bence avantajlı değil. Onu demeye çalışıyorum. Osaka'yı bilmiyorum ama. Osaka'nın Osaka'yı bilmiyorum. Son sıra hariç hastane. geçmiş olsun. Adam hastaneden şey serum mu yiyorsun lan? Geçmiş olsun komutanım. Gelir gelmez az şey git dedim. Doktora görün dedim. Bak üzerinden iki gün geçmiş. Geç kalmışsın. Tam iyileşmen lazım komutanım. Bisiklet zamanları çok sömüştün abi. Hala oradan kaldı aklında. Yer yer evet Mepsbi'yi sövdüğüm zamanlar olmuştu. Ee, Japonya yollarında. Benim enteresan sırf e, bir videom var. Enteresan hipnoz oldum ben. Beni bir yola sokuyor ve yani hala neden girdiğimi bilmediğim bir yol var. <laughs> Videosu da var. Özellikle onu kaldırmadım. Ara ara dönüp bakıyorum ulan sanki bir bana git diyor o yoldan ya. Baya böyle yani imkansız neden öyle bir yola girmişim neden yolu olmayan bir yerde 30 kiloluk bisikletle yol aramaya çalışıyorum çiminizi içerisinden böyle geçmeye çalışıyorum yılan olabilir yaz ayı zaten hala neden o yoldan gittiğimi çözemedim valla 4 senedir düşünüyorum 4 senedir de bulamadım Japonya'da öyle efsaneler vardır ya, ya böyle hikayelerde filan değişik tanrılar, hayvan görünümlü insanlar. Biri bana gel 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 dedi. <laughs> Ruhlar. Her şeyin bir ruhu olduğuna inanıyorlar. Olabilir bir ağaç maaç bir şey çağırmıştır belki ben ama hala çözemedim. Japonya turunda böyle çözemediğim epik anlardandır ya. Kırsalta sıkıntı çıkarıyor demişti Google Maps hakkında. Allah Zannetmiyorum ya. Kırsalda şu dönemde güncelleme gelmiştir. Çok da öyle aman aman bir sorun olacağını düşünmüyorum. Japonya Osmanlı dönemlerinde gemi de battı. 134 yıl oldu. Şey diyorsunuz Kuşimoto Onunla da ilgili gittik bir video çektik. İlyas da gitmiştik. Atatürk heykeli var ya. Bilen, mesela biliyor musunuz Japonya'nın bir yerinde e, Türkiye Büyükelçiliği'nin yaptığı bir Atatürk heykeli var. Kaçınız biliyor mesela bunu? Benim bildiğim tek. Bak tek bir tane Atatürk heykeli var burada. Japonya'nın bir yerinde. Kimler biliyordu? Kimler ilk kez öğrendi mesela? Enteresan bir şey değil mi? Japonya'nın 10.000 kilometre ötede e, gitmesi zor olan bir yer bir de Kuşimoto. Osaka'ya gidiyorsun, trenle mirenle aşağılara iniyorsun, değiştiriyorsun. Yolu da uzun. Sonra iniyorsun otobüste böyle yılanlayarak bir kedi kaza şey, şey kıyısından dönmüştü. Tek şeritli bir yolda gidiyorsun. Bizim e, geminin Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı yer. Tam orada işte Atatürk heykeli oluyor. Belli zamanlarda gidiyorlar anma törenleri falan oluyor. Pek bir tane değildir bence valla. Benim bildiğim bir tane Atatürk heykeli var. O da Ota'da. Varsa da ben bilmiyorum. Onun videosunu çektim. Ee, kanalın aşağılarında Muhtemelen bir sene önceki videolarda var. Hatta hikayesini de anlatıyorum. Elimde bir kitap çıktı böyle. Tam o Erkutur, er, Ertuğrul Fırkater'in olduğu kazan o bölgede. Alarak böyle açıklıyorum. Bakabilirsiniz. Cem abi arkadaşım dil okuluna Japonya'ya gitti. Söylediğine göre Japonca öğrenmeye pek... Katkıları olmuyormuş okula gidenlerin çoğu çalışma izni için sanırım. Dil okuluyla gelenlerin bir çoğu tabi bir süre sonra çalışmak amaçları zaten çalışmak oluyor. Para kazanmak oluyor. Yani durumu iyi olanlar maddi durumu iyi olanlar birkaç sene çalışmadan götürebilenler var. Sağda solda duyduğum gördüğüm kimisi de parasını çıkarmak için hemen böyle çalışmaya kaçak göçek de olsa bir şekilde çalışmaya çalışıyor. Onu şeyler hep de söylemesi bokunu çıkarıyorlar. O Asyalılar, Güneydoğu Asyalılar o arka planda çalışmayı çok seviyorlar. O ara nedense biraz da fazla görmeye başladım. Östik yerlerde gezdiğim için midir nedir eskiye nazaran. Eskiden arka planlardaydı insanlar yabancılar. Şimdi bir tık böyle ufak ufak ön planlara doğru Japonca öğrenip kaymalar var. Poki camisinde Türk markette varmış galiba. Evet. Evet var. Cem abi arkadaşım. Ha, bunu okuduk. Tek bir tane değildir. Hiro. Hiro Yuki sana da. Hiro Yuki sana da. Oo Brian hoş geldin. Amerika nasılsın? Brian Amerika'da yaşayan çok güzel Türkçe aksanı olan bir takipçimiz. Güzel bir arkadaşımız. Nasıl Amerika'da keyifler nasıl? Hepinizi seviyorum <laughs> Tarihi seven Japonlar Atatürk'e hayran kalıyor Videolara e, Videoları hasta izlemişim videolara devam Teş Teşekkürler Bir Seneki Videoda var Ergül Fıkraten'in videosu evet evet tam dedim bir sene önce bir sene oluyor Alttaki video kanalın bak e, Geçenlerde birkaç kişi yorum yazmıştı. Abi kıymetin bilinmiyor ya diye. Böyle bir durdum. Trendeydim galiba. Duruyordum yanlış bilmiyorsam. Böyle bir lan dedim doğru yazmışlar ya. Sonra next station Shibuya çık bisiklet sür. Abi senin takipçilerinden dil okulu ile ilgilenen çok fazla arkadaş var gördüğüm kadarıyla. Bununla ilgili rehber, video tarzı bir şey hazırlarsan çok tutabilir. Yani dil okuluyla alakalı bir video çektim zaten Hazır, hali hazırda Bebopucuğum. Kanalda hümün Akademi'de bayağı okulun içerisine girdiğimiz Ayşe Hanım'la beraber video çektiğimiz e, bir e, anımız var. Şey videomuz var. Bir video çektik. E, tabi gelenler üzerinden de olabilir. En son işte bizim Azat geldi. Moderatör. Belli bir süre geçsin. Eğer yapmak isterse Azat'ın da bir süre sonra Japonca konuşurken ki <laughs> Azat burada mı ya? Uyuyordur o şimdi. Eskiden olsa burada olurdu da Japonya standartlarına göre bu saatte ayakta kalmak zor vallahi buralara saatlere alışınca da. Bak Brian Amerika'dan yazıyor. Vallahi stresli Cemcim buralar diyor bak. Adamım yazdığı şey bile vallası bile aksanlı Vala yazmış Tokyo'nun ve diğer şehirlerin neresi güzel eciş bücüş beton ianı yeşil yok ee, diğer şehirler mi Kyoto en bilindik olanı Japonya'nın zaten büyük şehirlerinden dışarıya çıktığında çoğu yeri böyle yeşil Giriş tarlaları Japon evleri ee, her yerinde denk geliyorsun şurasıdır nokta atışı olarak orasını söyleyebileceğim bir yer en bilindi. Aa başım döndü. Başım döndü lan bir anda. Bir anda gözüm gitti. Canlı yayında bayılsam var ya ne film kasar. <laughs> böyle gidiyorum böyle. Başım döndü bir anda. Japon çayını içeyim. Gözüm gitti böyle bir anda. Ha. Allah korusun. Gökhan hoş geldin. Gökhan ramen aboneliğiyle şöyle bir hava alsın da. Bu kulaklığı da ne zaman takarken? Şu bilgisayar setinde zaten hata yaptığım e, birkaç kulaklıklar da artık hoşlanmıyorum. Bir klavye, bir mouse, bir de kulaklık. Daha memnun değilim açıkçası. Bu neydi? Razer miydi bu ya? He, bu Razer işte bu. Bunu açıkladığım bir video da var. Bilmiyorum ilgilenen varsa bu setler üzerine bakabilir. Klavyeden, mouse'tan arasından 2 sene geçmesine rağmen taksi daha yeni bittiği için söylüyorum. Ve kulaklıktan 2 sene sonunda memnun değilim. <laughs> Şeyden ekran, ekran şu kasadan memnunum. Ekran kartından ayıp söylemesi 3070'ten memnunum. Biraz ses yapıyor ama oyunlarda şunda bunda normal. Biraz seslere takım ben ya bakayım. Kısımam sorun yok. Mesela yayın yayın esnasında söyleyeceğim şeyi unuttum. Dur. Kendime geleyim. Senin videolar çocukluğumuzda köye giderken minibüsle yolu izlemek gibi o tatlı videolar çok Saygılısın. Bunu hiç bozma kardeşim. Tam bir Malatyalısın. Teşekkürler. Teşekkürler Emre. Sağ ya. Yani ben e, yani video bazısına farklı gelebilir ama yani video çekerken nasılsam yorgun olmadığım zamanlarda video arkasında da oyum ya. Genelde. Düz adamım yani. Yine de sosyal medyayla uğraşanların bir video çekerken ha arkadaşlar hoş geldiniz. Kamera şey tuş battı mı? Öyle oluyor. <laughs> ben de yorgun olmadığım zamanlar video ne şey çekerken kamera önündeki gibiyim yani. Japon yenine ne zaman baksam dolar karşısında eğiyor. En son kaç oldu bilmiyorum ama bu aralar ufak ufak bir çıkıyor. Şey yine değer kaybediyor yani. Canlı yayında kitleniyor. Evet bazen ya gece vakti normal ya, yani. gece vakti e, normal. Böyle bazen donup kalıyorum aklıma başka bir şey geliyor. Başka bir şey anlatmak istiyorum laftan lafa dolaylı yoldan bir şey anlatmayı da sevdiğim için. E, lütfen bir Japon beyzbol e, ha Brian sen misin? Ben de diyorum bu nasıl bir Türkçe? <laughs> Şiveli, şiveli yazmış. Oğlum, şiveli nasıl yazabiliyorsun Brian ya? Çok enteresan bir adam bu. Amerika'da yaşayan Brian. Japon beyzbol maçına git demiş. Yani ben translate. Türkçeyi translate yapıyorum. Bize göster. Bize e, halka göster demiş. Aslında senden iyi politikacı olur ha. Tam böyle dolaylı yoldan biraz şive var aksam var ne dediği anlaşılmıyor fiil orada yüklem dolaylı tümleç hepsi böyle havada uçuşuyor. <laughs> Baseball maçına gideceğim geçen baktım Şeylerden bu seminaların family marketlerde bilet satılan Küçük makineler var Baseball maçı futbol maçı geçen Yokohama'nın maçına gidecektim de şey olmadı ya farklı bir iş çıktı video arasına koyarım hem de bir maç izlerim diye de olmadı bu ara yapacağım ama beyzbol maçına daha önce hiç gitmedim çok merak bak beyzbol gideceğim videosunu da çekeceğim bir, bir tane de rugby maçına falan gitmek istiyorum Futbol da araya koyacağız Japonların tabii en çok tuttuğu çoluğunun çocuğunun oğlum takashi senin beyzbol oyuncusu yapalım parayı oradan götür Dediği spor zaten ya. Cem abi sesli alacak mısın birini? Bir mesaj gelmiş. Sesliye mi? Valla Discord'a gelirseniz konuşmak isteyen herhangi bir sorusu olan genel biraz birazcık muhabbet etmek isteyen birini hevesli birini alabilirim. Önceki yayınlarda yapıyorduk. Ara ara böyle heves geldikçe insanları alıyorum yayına. Cem selam hocam. 14 Haziran'da Tokyo'ya geliyorum. Sana bir kahve ısmarlamama izin verirsen sevinirim. Şeylerde olursam, merkezde olursam, şey yazın bana. Haberleşiriz. Nereden yazın? Discord'dan olabilir, Instagram'dan olabilir. Merkezde olursam, müsait olursam. Genelde insanlarla şey yapıyorum ya. Vaktim olduğunda Shibuya'da olduğum vakitlerde geri dönüyorum. Sohbet muhabbet bir şeyler yiyoruz içiyoruz yani. Yakuza Yakuza <laughs> Oy, Nasıl bir kelime bu ya. Yani o kadar beni korkuttular ki <laughs> Kelimeyi söylerken bile insan arkasına bakar mı? Kurtlar Vadisi'ndeki gibi Hüsre Bağ gibi buradan anan, kılıç çıkacakmış. Yakuza videosu yani ben çekerim. Ben çekerim ama tek olsam çekerim. Şimdi eşi Japon olan biri çevresinde Japon arkadaşları vesaire burada yaşayan biri olarak size bir söyleyeyim imkansız yani. Çeksem çok güzel olur ama e, herhangi bak var mı mesela örneği var mı? Türk zaten yok da yabancı olup da Japonya'da ailesi eşi dostu olan e, kanallardan yabancı kanallardan Yakuza ile ilgili video çeken var mı? Ben denk gelmedim. Şey olmaz yani. <laughs> ama demek ki ya ben anlatamıyorum O dömel abilerin olayını Bak tek olsa çekerim acımam ee, Başıma az çok ne geleceğini bilirim ama şimdi dediğim gibi aile suçlusu bu iş hayatı Hayatı burada olan biri için Kimse o topa girmez yani Ya bir daha göremeyiz değil <laughs> Niye bir daha göremezsin? Sen onlara karışmazsan onlar, bak otomatik bulur yedim. Bir şey olacaktı. Sen onlara karışmazsan onlar da sana karışmaz. İnsanlar merak ediyor. İnsanlar merak ediyor ya zaten bak şey hakkında uğraştım. Ee, bu cavcılar. <laughs> cavcılar. Ya burada şey sektörü. Artı 18 o film sektörü Film sektörü inanılmaz bir seviyede. bazılarına ulaştım. Kabul et kabul etmeyenler oldu. Çoğunun da zaten kabul ettirmek, onlarla bir video yapmak, o hayatın içerisine girmek zor. Geçen anlatayım mı bunu ya? Geçen paket <laughs> Geçen paket veriyorum. Bir binaya girdim. öyle bir ortam var. Bak bunu başka bir Türk'ün ağzından duyamazsınız bak. Kıymetin bilin arkadaşlar. Şu canlı yayına beğeni atın. Enteresan bir anımı anlatacağım. Beğeni çıkarsa orada devam edeceğim. Çıkmazsa devam etmeyeceğim. <laughs> Size burada o Art 18 film sektörüne nasıl girdi? <laughs> nasıl girdiğimi, nasıl işlerine paket vererek ufaktan da hıyısından, köşesinden de nasıl bir ortamın döndüğünü birkaç dakika anlatabilirim. Beğeni gelmiyor bak. Can, canlı yeğenin o beğeni kısmı ha, bir tane geldi. can yeğeni beğenirseniz anlatacağım. Bak bunlar enteresan bilgiler ama Soran soruyor ama işte algoritmadan mıdır nedir? Çok kitle şey demek ki hitap etmiyor. Youtube Şey vuruyor eline böyle <laughs> Geçen yine cavcılarla oturuyoruz. <laughs> Bilen için. Bak bana çok komik geliyor aslında böyle anlar da. Takip eden ilgilenen varsa onlara da enteresan geliyor. Bunlar hep işte klip alınacak. Birkaç sene sonra belki de üzerine e, takarak ilgili yapılacak muhabbetler. E, lokasyon vermeyeceğim. <laughs> Bazı yerlerin lokasyonu o şeyle dövmeli abilerden bunların bir kere muhabbetini yapmıştım. Abi polisten çok ben nerede yaşadıklarını biliyorum diye bir şey söyledim ki şu anda da söyledim. Sıkıntılı muhabbetler yani bunlar. Neyse paket veriyorum. Bir binaya girdim. Böyle derme çatma bir bina. Ulan nasıl bir bina arkadaş? Böyle enteresan dikey değil. Yatay bir bina. Git 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 babam git böyle. 15-20 tane daire var yan yana. 2-3 katlı bir yer. İzbe bir yer yani bir tane paket götürüyorum. Ee, ortalama aylık bin doların altında kazanan filan orada yaşar bak. <laughs> Belki de öğrenci filan işte durumu iyi olmayan filan yaşar. Derme çatma bir yer. Kapıyı böyle takım elbiseli. Kulağımda kulaklık. Japon açtı. İçerideki ortamdan. Bak içerideki benim gördüğüm kadarıyla ortamdan. Topuk sesleri. <laughs> ortamdan az çok nasıl bir şey olduğunu e, hayal etti. Vay anasını dedim canım bunu da gördün tamam. <laughs> Enteresan ya bir... tamamıyla bir film seti. Set gibi bir ortam yapmışlar böyle ortamlar var. E, çok da sanki. <laughs> Geçen videoların birinde anlatmıştım biri mesaj yazmıştı. Part time olarak Şahin Kan muhabbetine dönecekti. Part time olarak e, insanları aradıkları o film işte art 18 o film sektöründe bayağı otobüsler geçiyor ya reklam vanıyla vaniyle onun tarzında böyle otobüsler geçiyor gelin bize katılın part time olarak işte e, şeylere girin ne derler adını unuttum deneme çekimine girin öyle otobüsler bakın bir şehir düşünün. Genelde Tokyo'da görüyorum bunu. Shibuya'da görüyorum, Civari yerlerde. Erotik film sektörünü işte oynaması için kadın erkek fark etmez. Part-time. Ee insanlar arayan, işte çalışmak için insan arayan e, kamyonlar geçiyor. Şimdi bilmeyen turist olarak gelen ancak resmini çeker ama bilen için bana garip geliyor yani. İki büklüm teyze gidiyor orada çalışma etmeye ama Yanından böyle bir kamyon geçiyor. Erotik bilmem ne şeyini part time eleman arıyor. Bir gün sırf merakla <laughs> yine tek olsam diyormuşum. Topuk sesi miydi gerçekten? Orasını, orası benle onların arasında. Abi saatlik ücret ne kadar diyormuş. <laughs> ne bileyim o. Tek olsam Meraktan, meraktan bir bakardım. Belki bizim Yiğit yapmıştır, belli olmaz. <laughs> Onu anlatsam bu muhabbeti gidebilir. Ama ben bir gidin bakayım anlatırım falan diyebilir. Ama yabancı, yabancı zor. Japonca, o bak o iş için bile Japonca bilmeniz lazım arkadaşlar. <laughs> o iş için bile Japonca bilmeniz lazım. Ki e, nidalara, seslere ayak uydurabilmeniz için. O kadar yeter diye düşünüyorum. <laughs> Usta iyi biliyorsun galiba bu ortamları. Tamam. Var mı başka sorusu olan? Ne kadar oldu? Bir saat oldu mu? Zaman da su gibi akıp geçiyor ya. Abi sorsaydın ne kadar sansür, neden sansür koyuyorlar? Ben sansür görmedim. Mozaikle gezen bir Japon vardı. Bir elli boyunda bir takaşı vardı. Böyle mozaikle geziyor. Discord yıkılıyor yine. Maşallah var. Konuşmak isteyeniniz varsa Soru soru soracaklar varsa Discord'a gelir ses kanalına geçerse alabilirim. Bir şey alacağım. Bizim her zamanki Discord tayfasından değil de daha önce konuşmamış biri olursa iyi olur. Hükümet veya polis, yakuza'ya önlem alıyor mu? Yakuza devletle beraber mi çalışıyor? Vallahi yani önlem önlem alıyordur diye düşünüyorum sonuçta. Mafya <laughs> önlem alıyordur diye düşünüyorum da tabi beraber çalıştığı olabilir. Öyle bir şeyler de olabilir. Çok bunun üzerinde konuşmak detay vermek şey istemiyorum açıkçası ya. Yer yer bunları anlatıyorum videoda ama bu tam olarak bu insanların nasıl bir insan olduğu burada yaşayan biri olarak ne kadar anlatabileceğim sosyal medyada ne kadar bunları paylaşabileceğimi senin için demedim yazan için Mert yazmış da tam o, o geçmiyor insanlara ya yani olursa ne olur abi demek ki o duyguyu beğenmiyorum ama yani sıkıntılı mevzular arkadaşlar bazı şeyleri görmüş tecrübe etmiş birisi olarak söylüyorum sıkıntılı mevzular Oturup konuşamazsın yani bunu 5 dakika boyunca detay verip sürekli yapamazsın. Ha bir kere yaparsın, ilk kere yaparsın, üçüncü de ha, böyle biri gördü böyle sessiz sakin Japon sokağında yürürken arabayla böyle bir önüne kırıp. Sen gel bakayım <laughs> karanlık bir Japon sokağında güneş gözlüğü takmış şöyle bir de kare ince. Birileriyle haşır neşir olma durumuna e, şey olabilirsiniz yani. Neyse tamam. Yani yeteri kadar artı on sekiz. Japonya'da dövmeli abileri üzerine konuştuk. öptük film şey üzerine konuştuk yeteri kadar. Konularda tamam. Genellikle insanlar nedense bunları merak ediyor. Abi ben nasıl Japonca öğrenirim diyen çıkmadı daha bu, bu, bugünkü yayında. Abi burada mit mafya ile Abi sen Japonya'da kredi kartı alabildin mi? Kredi kartı mı? Aldım. Aldım var duruyor. Bazen kullanıyorum. Niye sordun? Niye böyle bir soru geldi? enteresan niye böyle dövmeli abilerden <laughs> çok merak ettim niye bir böyle bir soru geldi yukarıda sordum bisiklet turuyla alakalı bir soru Cem abi siz giderken sorun yaşamış mıydınız nerede olsan sana zahmet bir kopyalı yapıştır yapar mısın soruyu kaçırmış olabilirim ee... Discord'da ses kanalında bir kişi var G nickli biraz da kim bu? <laughs> konuşmak istiyor mu? Kim o? Konuşmak isterse üzerine kim o G nickli Discord'daki arkadaş? Cevap verirse, konuşmak isterse bir soru haftan bir muhabbet edebiliriz. Tokyo dışında bir yerde yaşamayı düşünüyor musun? Tokyo dışında bir yerde hep tabi hayalim olan var. Birkaç yer var. Hokkaido. Kumamoto. Gökhan he, sen misin? Koşmak istiyor musun? Alayım mı seni yayına? Hafiften böyle sorun varsa alabilirim. Yaz bana. Buradan yaz görüyorum. Hokkaido yaşamak istediğim şey. Valla. Kumamoto var. O civarları çok sevmiştim. Süt. Süt yolunun bir hastası olarak mikrotun e, Bir hastası olarak bisikletle geçerken akşam vakti küfür ettiğim ender yollardan <laughs> güzeldi oralar da güzel. Başka aklıma neresi geliyor? Yani Kyoto da çok Kyoto bana yaşamak için bana ideal değil ama ilk aklıma gelenler onlar. Eee o zaman bir saniye. Alıyorum seni o zaman Gökhan. Alo. Sesim geliyor Alo. mu? Alo. Gökhan. Gök, Göktan mı? Göktan abi. Ha, Göktan. Göktan hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Merhabalar. İyidir. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Var mı sorun? Neyi merak ediyorsun Japonya ile ilgili, buralarla Abi, ilgili? İki tane sorun var ama ilk merak ettiğim soru arkadaş edinme var ya videolarda da belki sen de görmüşsündür arkadaş edinme bu Japonlar yabancılara karşı biraz soğuk tanıştıktan sonra samimi oluyorlar falan onu nasıl aşacağız? Gerçekten merak ediyorum sorum oydu. Bunu nasıl aşacağız? Arkadaş edinmek zor mu? diye bir soru. Aynen. Ona nasıl bak? Vallahi şöyle bir şey var Japonlarla ilgili. Bu Asyalılar ya Güney Asyalılar da değil de yani Kore, Çin bu uzak doğu taraflarındaki insanlar. Kore biraz daha aslında e, Japonların biraz daha e, sosyal olmuş hali diyebiliriz ama e, şöyle bir şey var ya benim gözlemlediğim kadarıyla. Lafa giremedim. <laughs> Biraz başta soğuk gibi geliyorlar. Soğuk gibi gözüküyorlar açıkçası dışarıdan bakan biri için. Yani i̇nsan bir çekiniyor sohbet muhabbet etmeye. Hani dil bariyeri de var tabi. Ama hani böyle biraz işlerine girince ortam da tabi önemli. Hani bir tutup sokaktan takım elbiseli ile biriyle böyle kiri muhabbet zor olur ama böyle Shinjuku'da Golden Gai, bar da orada burada mesela bar gibi yerlerde Japonların kafasını dağıtmak için bulunduğu yerlerde o tarz insanlar biraz daha sosyal oluyor. Konuşmaya çalışıyor. Anladım. Aya derdini anlatıyorsun. Derdini dinliyor. Kendisi der bir Japondan bir Japon derdini fazla anlatmaz ama genelde böyle dinlerler. Böyle sohbet, muhabbet. Seni merak ederler. Yani o tarz yerlerde sosyalleşmek mantıklı olabilir. Biraz daha insanlara, yabancılara karşı da merakları var açıkçası. O tarz yani ilk soruna cevaben o tarz yerlerde bulunan Japonlarla irtibata geçebilirsin. Anladım. Teşekkür ederim abi ağabey. Rica ederim. ederim. Var mı başka merak ettiğim bir şey? Başka merak ettiğim bir de ben de gelmeyi düşünüyorum da. Ucuza konaklama olarak sanırım biraz araştırma yaptım. Bu manga kafeler varmış. Siz hiç gittiniz mi bilmiyorum. Onlara dair bilginiz varsa. <laughs> o tarz falan. yerlerde ya onlar aşağı yukarı yanlış Bilmiyorsam hostellerdeki fiyattan birkaç dolar filan ucuzdur ya Oralarda şöyle bir durum var ee, Ya şöyle bir yer açıkçası. Bakayım nasıl gözüküyorum ben Şöyle bir yer Aya kamerada gördüğünüz e, Büyüklükte de değil bunun sadece yatabiliyorsun yani. Yani bir de ayağa kalkabiliyorsun. Elini şöyle açtığında duvara falan değiyor. Küçük yerler. Oralarda genellikle e, Tokyo içerisinde alan küçük. Bir de çoğu bazı yerler sigara kokuyor. Böyle giden bir kaç kişiden duymuştum. E, ya yani fiyat belki araştırmışsındır. Fiyatları bilmiyorum. Biliyor musun da? Yani hostel saatlik olarak oluyormuş sanırım. He, saatlik e, saatlik olarak evet. Ya hostel tabii hostel önerim. Ya hosteller ortalama biraz merkezin dışına çıktığında işte 15 dolar. 20 dolar şu dönemde. En ucuz kalınabilecek ekonomik yerlerden. Kapsül oteller kaça vardı? 3000 yene, 4000 yene. Ya Tokyo zaten en pahalı ya. Tokyo'nun dışına çıktığında 10 dolara, 15 dolara merkezde bir yerde bir mesela hostelde kalabilirsin ya anladım. Aklıma ilk gelen o da Mangada hiç kalmadım yani ama giden şey edenden duyduğum kadarıyla. Yani, birkaç dolar için yani bir tecrübe yapalım. tecrübe edebilirsin, gidersin, bir gün bakarsın. Tecrübe edersin nasıl bir ortam. Oraları da, oralarda kalan takım elbiseliler vesaire işte videolardan oradan buradan kalanlardan görüp duyduğum kadarıyla oranın ortamı enteresan. Tecrübe etmek amacıyla bir gün kalınabilir ama bence birkaç günden sonra çok hani Konfor aramıyorsanız olabilir ama Aynen. sıkılabilirsiniz ya. Bir tık böyle konfor arıyorsanız şey gelebilir, boğucu gelebilir. Hostel yine iyidir ya. Aynen. Çünkü ben videolarda da görmüştüm çok dar oluyor genelde bir bilgisayar falan oluyor. Tabii tabii. kalanlar falan Hareket etmek biraz zor o tarz yerlerde tabii. insan fazla ağırlamak için küçük küçük yerler kurulmuş. Ne kadar insan ağırlanırsa o kadar e, kar elde ederiz düşüncesiyle adamlar küçük küçük yerler yapmışlar. Yani hostel ter, tercih hostel söyleyebilirim. Soruna cevaben. Teşekkür ederim. Var mı başka merak ettiğim bir şey? Başka merak ettiğim çok şey var ama bunlar başlıca sorularımdı. Bizim... Ama gelen... Discord'da da ara ara şey yap soruca kafana takılan bir şey olsa yaz. Ben de gördüğüm zaman cevaplıyorum ya. daha öncesinde de izliyordum da nedense yazmıyordum Discord'a da gelmiyordum ama önceden de sunucudaydım yani şimdi daha aktif olacağım. Ha, İşler e. biraz daha ciddiye bindi şimdi. E hadi bakalım zaten Japonya. yapıyorum geleceğim yani kafaya taktım orayı. Japonya merağı olan yani şu uçak biletini alana kadar kısmı genellikle en az yolu Bizim bir discord'tan, bizim bir kanaldan falan geçmi geçmiştir. Ee, biraz Efendim? konuyla da alakasız olabilir de bu... Hani aktarmalı uçak biletleri oluyor ya. Hı -hı. Ben yaptım da daha önce. Aktarmalı... Aktarmalı yaptım. Ben... Abi onlar nasıl oluyor ya? Biraz karmaşık sanırım da. Bilgi verir misin? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor derken? <laughs> nasıl karmaşık mesela? Vesaire. Şimdi baktım bazıları diyor Çin'de bekleyeceksin 12 saat ondan sonra geçeceksin Japonya'ya falan. Çin de 24 saati geçirmiyorsan 24 saat geçirmiyorsan aktarma süresi 24, 24 saat geçmiyorsa havalimanından dışarı çıkmamak şartıyla transit vize istemiyor. Çin'in öyle bir güzelliği var. Arap ülkeleri üzerinden aktarmalı bir şekilde gelenler var. Ben Çin üzerinden hiç gelmedim. Genellikle Arap ülkeleri üzerinden aktarma yapmıştım. İşte bu savaşma hoş olmadığı zamanlar Rusya üzerinden en ucuz o zamanlardı. Bu tabi fiyatlar 2-3 katına 5 katına çıktı. E oradaki muhabbet yani çok şey aslında öyle kapa karıştırıcı bir durum yok. Veriyorsun bagajını aktarma yapacağın yerde almıyorsun. En son alıyorsun. İstanbul'da bindin diyelim atıyorum Çin ne diyelim Şan Şangay diyelim Şangay üzerinden attım şu anda aktarma yapacaksın en son Tokyo'ya geleceksin Şangay'da da 8 saat bekleme süresi var diyelim Havalimanında böyle düz bekliyorsun Bagajını magajını onlar en son Gideceğin ülkede tak diye veriyorlar Kafana takılan bu buydu da O Kafaya takma onlar ya yani. Aynen hiç yapmadığım için biraz bilmediğim Hı. için ha, İlk başlarda şey gelebilir ya. Bir de uzak abi. 10 bin kilometre öte ya. insan biraz tabi strese giriyor. Normal. Bu kadardır abi. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. sağ olasın. Abi. Yoktan geldin, katıldığın için. Kendine iyi bak. Sizler de iyi. Görüşürüz. Zaten. Görüşürüz. Güzel, güzel, güzel bir muhabbetti. <laughs> tipik bir, tipik bir Japonya'ya gelmeden önceki sorular. Arkadaşım bu yaz Japon, Japonya'da aylık. Ee, arkadaşım bu yaz Japonya'da bisiklet turuna çıkacak. Heh, tamam. Gidiş dönüş uçak biletlerimizi uçak biletlerimizi aldık Tokyo tok, Tokyo'dan gözüm bozuldu abi <laughs> okuyamadım harfler birbirine girmiş konaklamak için rezervasyon yaptırdık uluslararası lisanslarımız var tamam soru ne abi <laughs> soru soru tam ne soru ne soruyu anlamadım. Oğuzhan samurayla, Samuraylarla ilgili videoda yapsan tadından yenmez. Samuraylar mı? Samuray. kuda onun bir müzesi vardı. Seneden önce gitmiştim. Kim katanayı kullanmak istiyor diye bir soru geldi. Abi ben ben dedim. Bir tane yanımda Amerikalı kadın. Eee Sensei bize kılıç verdi. Kılıcı havaya kaldıramıyorsun. Tavana değiyor. Küçük bir yer. Dikkatli kaldığını falan diyordu. Abi ben bir ilk kez elime katana almışım. Ben bir kaldırdım. Tak diye tavanı şey yaptım. Bir de keskin. Zıt diye böyle bir ses çıktı. Sensei dedi. Sakin ol. Burası küçük. Tavanı mavanı şey yapacaksın. Aman Allah. Bizi falan keseceksin dedi. Elime elime yapıştı. <laughs> Videosu falan hala duruyor böyle. Genceciğim. Gözlüğüm gözlüğüm değişik enteresan zamanlarda. Tavsiye ederim mesela Shinjuku'da samuray videosu demiş arkadaş ama çekebilirim. Ha oralarda video çekmek ee... olabilir. Çekebilirim. Belki haftalık vlog'a konulabilir mi? Yolum geçerse orada birilerini götürür, gezdirmeye götürürsem ufaktan bir çıtırdan video çekip haftalık video koyabilirim. Mo Moğolistan'dan da aktarma varmış. Onu biliyor musun? Ee, olabilir vardır ya onların fiyatlarına bakacaksın Vardır çoğu Ülkeden Japonya'ya gelmen yani tabi aktarma vardır ama fiyat karşılaştırması yapacaksın çıkaracaksın hangisi size Uygunsa tarihleri Fiyatları Hangisi uygunsa Yapılabilir. Muayeseden şey istemiyor mu? E, transit vize Bizden istemiyor mu onu bilmiyorum İstemiyorsa güzel Abi DC'den DC'den alım yapacak mısın? DC'den mi? Nasıl bir alım? Konuşmak için mi? Bakarız. Eylül, Ekim'de Vietnam, Malezya, Tokyo yapmayı düşünüyorum ben de. Vietnam. Güzel. Vietnam güzeldir. Vietnam güzeldir. Vietnam. Vietnam valla Vietnam enteresan bir ülke. Ara ara böyle söylüyorum yayınlarda. Bence bir kere gezilecek bir yer değil ya Vietnam. Her anlamıyla benim hep içimde kaldı. Bir daha gidebilirim. Ya belki bu sefer eşimle. Aslında eşimle gitsem daha güzel olur ya. Allah, şu anda böyle bir hayal ettim, senaryoyu kurdum kafamda da tamamiyle canım içiyle Spielberg kameramanla gidilebilecek bir ülke. O aksiyon. Hayal ettim beni çekerken. Enteresan tepkiler güzel olabilir. Canım içiyle bir Vietnam turu. <laughs> Japon şimdi Vietnam'a gidiyorum. Bu oh, olabilir bak çok hoşuma gitti. Baştan sona Vietnam'ı gezmeme rağmen ben Vietnam büyük ihtimal 3 kere 5 kere daha giderim. Enteresan. Tam bir kaos ülkesi ya. Neden bilmiyorum ama bak beni öyle ülkeler e, çok şey yapmaz. Bir daha bir daha çekmez ama Vietnam'da enteresan bir aura var. İlk böyle gezginlik zamanlarımın başı olduğu için <laughs> olabilir ya. Başından sonuna otostopla her anlamıyla yani ben film olunabilecek üzerine böyle saatlerce konuşabileceğim anılar yaşadım. Bir de fazla amatörüm tabii o zamanlar. YouTube'da videoları var. Amatörüm ama ya böyle kakarak ikili ne çekeceğimi bilmiyorum. Ee, i̇şte yırtık pantolon olsanın gezdiği vakitler onların videolarına falan bakıyorum. Kaçak girmiş, tepeye çıkmış, kaçak girmişim, köpekler bana saldırmış, tellerden atlamışım. Ayağıma bir şeyler batmış. Olsanın yırtık pantolonun videolarını izleye izleye gaza gele gele. <laughs> Adamın tırmandığı bir tane dağ vardı. Gaza geldim. Hatta birkaç tane kızla takılmıştı. Kızlar atlamamıştı. Tel örgülerin üstünden. Nasıl bir şey ya? Kaça girilmemesi gereken bir yere giriyorsun. Vietnam gibi bir ülkede. bir şikayet etti. Vietnam polisler alır götürür seni karakola. Girdim beton örmüşlerdi. Ozan'ın videosunda tabi beton beton yoktu. İçeride böyle küçük e, enteresan heykel vardı. İki köpek böyle saldırdı bana. ama o video çok enteresan. Elim ayağım ödüm bokuma karışmıştı. Ozan'a resim çekip atmıştım bir tık Hocam burayı kapatmışlar. Aklında olsun diye. <laughs> Sorumu cevaplarsan çok sevinirim. Osmanlı torunu Channel nickli, Bakayım hemen. Selam reis. Ekim ayında Tokyo'ya geleceğim. Beraber video çekeriz. Ben de vlog üretiyorum. Daha önce silah videoları çekiyordum lakin sıkıldım. Ee, o, o haberleşiriz. Neden olmasın? Dediğim gibi biraz önce onun muhabbeti geçti. Ya yani ben müsait olduğumda hani böyle buluşalım canım. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Buralardaysan bir çay kahve içelim denildiğinde o mesajları gördüm de genellikle geri dönüyorum Ayıptır söylemesi beni tanıyorlar da şiviyat o meşhur kavşan oraları değil Oraya gelip garajı açacağım seninle birlikte GTR ile çekime gideceğiz inşallah alınmadığın yerde Seninle video yapacağız İnşallah kardeşim inşallah çok işten yazmışsınız ya İnşallah Siz, ee, Burada mı yaşıyorsunuz? Emrah Burada mı yaşıyorsunuz anlamadım Mazda RX7 ya da Honda ee, olabilir araba bak. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Japonya çift çifte, Japonya çiftte vatandaş bu harfler filan gidince gece üç buçuk arkadaşlar harfleri tamamlayamıyorum artık o şey birleşmiyor bende size zahmet tam kelimeyi yazarsanız <laughs> saat 8-9 olsa olabilir tamamlarım da şey full gözlük olmasına rağmen flu görüyorum yani otomatik vücut bende şu anda blur atmış durumda ekrana bunu da, bunu da herkes yapmaz. Japonya'da olduğum için oluyor. Japonya çifte vatandaşlığı kabul etmediğini okumuşum. Doğru mu? Evet çifte vatandaşlığı kabul etmiyor. Doğru. Ben de Yamaha ben motorla Japonya'ya gelen bir iki teke var. O onun evet onun videosunu izlemiştim denk gelmişti önermişti bana. YouTube. Güzel bir anı ya. Ta Türkiye'den motorla kalkıp geliyorsun. Onun videosundan sonra gaza geldim. E, ben de motorlarla alakalı tabirlere fazla bir e, şeyim yok. Aram yok. PCX'e geze geze Japonya'ya gelmek gibi bir var. Ne güzel inşallah Alper. Olabilir. Gelin bir kas da bana ver de şey yaparız. Bu araba buruşmalarının olduğu bir yere gideriz. Gidilir herhalde. Motorla da gidilir oralara. Nasıl ulaşırım sana? Şeyde Instagram'dan yazabilirsiniz. Bizim Discord'da bakıyorum. Oralarda genellikle gözüm oralarda. Bizim Discord'da değilseniz. Bakayım Discord linkini hala kopyası. Bir paylaşayım. Instagram, Discord üzerinden gelen mesajlara dönüyorum genelde. Cem, Cem'in bu saatlerde çok ısınıyor arkadaşlar. Evet evet bende ekran kartı biraz düşük. Japonya'da <laughs> <laughs> olmama rağmen ekran kartı düşük. Bilgisayarda 3070 var ama bende şu an 1070 gibi. Ya geleyim de kas köpeğin olsun inşallah. Millet de öyle öyle diyor. Geliyor sonra 10 kişiden ikisi mesaj atıyor. Bu ara tabi gelen Türkler bir aile fazla. Instagram'da şöyle resimlere mesajlara denk geliyorum. Narita'dan girince bir merdivende iniyorsun. Welcome to Japan diye bir yazı var. Oralardan resim paylaşan bir aile fazla. Abi hoş geldim. <laughs> Abi hoş geldim diye böyle mesajlar görüyorum. Benim cevap vermemi de beklemeden yazmış yani. Japonya'ya geldik. İnsanlarda tabi hevesi anlayabiliyorum. Ben de ilk başlarda öyleydim ya. Cem, bir gün içinde, Ensoji Tapına, Sky Tree, Ueno Hayvan, Ueno Hayvanat Bahçesi, Ameyo, Yokocho ve Akihabara gezilir mi? Siz bugün benim takip ettiniz ya. Ben bugün bu rotayı yaptım abi. <laughs> bugün bugün beraber miydik? Anlamadım. Ben bugün söylemesi. Böyle gezdim de. <laughs> Beni izlemiş gibi ya. Aynı buratayı yaptım ya. Çok enteresan. Gezilir. E neresiydi? Sensuji. E Sensuji tapınağından başlayın. Asakusa'dan. Oradan Ueno'ya da yürüyebilirsiniz istiyorsanız trenle geçebilirsiniz. 5 10 dakika mesafede zaten yakın. Ueno'nun Uy bence Ueno'ya akşam vakti gidin. Güzel hareketlilik oluyor. Küçük küçük yerlerde, restoranlarda, Japon iş yerlerinde oturup bir şeyler yiy yiyip içebilirsiniz. Akihabara'ya oradan yürümek zaten 15-20 dakika. Akihabara'yı tabi gündüzü gece ayrı da Yodobashi Kameradan dolayı oraya giden bir ayda fazla bir günde yapılır ya. Ama bu tarz yani zamanınız yoksa bir güne sığdırılabilir. Eğer zamanınız varsa e, ufak ufak gezin buraları. Ne gözüm kaydı. Japonya mı daha güzel Türkiye mi? Takashi from Japan turistlerle röportaj yapa yapa herkes çok uzak diyordu. Bir anda tüm konaklama fiyatları fırladı. Çok ucuz, pardon. Görmedim, gözüm görmüyor. benim Bir daha ne kadar oldu ya? Bir saati geçti mi? Bir buçuk saat olmuş tamam. Ben remden yemeye başladım. <laughs> Yine iyi dayandım bak. Gecenin gecenin dördüye iyi dayandım. Soruyu da kaçırdım. Herkes çok ucuz diyordu. Aa şu anda bak Japonya'nın Tokyo'nun daha doğrusu ve herhangi bir yerinde Japonya'nın Tokyo'nun herhangi bir yerinde ucuza bir şey bulmak sıraya girmeden bir yemek yemek imkansız ya en böyle abidik kubidik yerine gidin bir şey yemeye çalışın küçük bir yere gidin İlla orada birkaç kişi vardır yani incin geçmeyen bir yerde bile her yer kalabalık Bunu, bugün öyle bir muhabbet geçti ya bakın eskiden benim ilk geldiğim sene 2018 Japonya'ya o zaman da tabii dolar ucuz. Gelme imkanı ekonomik döneme göre biraz daha şu anki döneme göre daha iyi. O zaman Japonya'ya gelen Türkler şu anki dönemden şu anki Japonya'ya gelen Türk sayısından daha az. Fiyatlar fırlamış, uçak biletleri, bir gelmek, gitmek, böyle gezmek, yüz binlerce lira harcayacağın bir seyahat planlamak durumundasın. Bu enteresan. Enteresan bir noktaya parmak bastım. Bilmiyorum izleyenler ne düşünüyor ama benim gözlemlerimden biraz da tabii gezdiğim için, gördüğüm için gözlemleme şansım oldu. 5-6 sene önce gelme imkan ekonomik durumda daha iyiyken daha azdı insanlar daha az gelebiliyordu şu anda bir hayli fazla gruplar halinde gelebilen 20 kişi 30 kişiler geliyor parayı bastırıyor çok rahat söyleyebilirim uçak biletiyle bir kişinin oturlara katılması yani 100 bin liradan aşağı değildir ya 100 bin lira düştü muazzam bir para bence yani 100 bin lira ortalama bir haftalık bir turda bir haftada harcayacağın bir para olabiliyor. Bilmiyorum izleyenler ne düşünüyor ama Gelen bir hayli fazla Türk var. Demek ki hep zenginler geliyor arkadaş. <laughs> zengin fakir farkı artınca böyle oldu işte. Zengin daha da zengin oldu. Fakir daha da fakir oldu muhabbeti. Valla kredimi çekiyorlar. Bilmiyorum ama dediğim gibi şu anda Japonya'ya gelen Türk sayısında inanılmaz bir artış var. 3-5 sene önceki durumdan yani ben zannetmiyorum. Dolar 3 lira 5 lirayken İnsanlar niye gelmiyordu? Şu an daha fazla. Her yerde turistik yerlerde Türkçe duyabilirsiniz ya. Mesela Tayland'a gitsen. Tayland olmuş mu? Yok Tayland kadar olamaz da. Bir aile fazla yani. Oğlumun okula devam edebileceği bir Türk okulu var mı? Ya da yabancı bir okulla devam edebilir mi? Ya da Japon okulla devam edebilir mi? Emre. Emre Bey. Ee, bizim yani bilmiyorum Discord kullanıyor musunuz da e, bizim bir sunucumuz var. Discord sunucumuz var. Orada Japonya merakları okumaya gelen e, bir aile fazla insan var. Fikir alışverişinin oldu Belki oğlunuza şu Discord'un linkini gönderebilirsiniz. Belki fikir alışverişi yapabilir bizim sunucuda. da. Ee, okumaya gelen dil okulu aracılığıyla bulunan, hala hazırda yaşayan bir yerli insan var. Güzel aslında böyle bir topluluğun oluşması bir yerde güzel insanlar. Eskiden yoktu mesela. Ara ara görüyorum bu yorumları. Dil okulu videosu yaptım mesela. Altına gelen yorumlar abi 10 sene önce böyle bir video yapan yoktu. Olsaydı hayatım başka yere evrilirdi. Böyle bilgi veren işte internetin internetin, sosyal medyanın biraz da gücü ya. O yüzden kıymetimi bilin diye ağlıyorum. <laughs> yani bu tarz videoları çekenlere belli bir emek harcayıp bu tarz videoları çekenlere sadece kendim için demiyorum. Bir beğeni atın, bir kanalına abone, abone olun, bir destek verin ya. Emek harcanıyor sonuçta tamam Oradan maddi bir getirisi illa oluyordur ama gerçekten benim mesela örnek veriyorum video çekmem aşağı yukarı bir yarım gün editi şu bu derken yani net benim bir buçuk iki günüm e, sırf sosyal medyaya video çekeceğim diye gidiyor ya ara ara böyle gidiyorum ayarı yapıyorum net bir buçuk iki günüm benim gidiyor mesela bir videodaki emek ya. En az en az en az en az bir gün diyeyim. Bir videonun yapılışı, çekmesi, editi, sosyal medyaya konulması en az bir gün ya. Emeğe baksana abi hayatından bir gün oraya aktarıyorsun. Ben geçen sene Temmuz'da gelip 2 hafta 65k harcamıştım. Geçen sene 65k harcamışsanız büyük ihtimal şu anda 85-90k olmuştur. Belki 100k olmuştur. Hem lira mı? Liradır herhalde. Dolar değildir diye düşünüyorum. Rüdiyus teşekkürler. Kesene bereket. Rüdiyus sen düzenli olarak bana 20 lira gönderiyorsun. <laughs> bana helal olsun. 20 lira tedavülden kalkmadı değil mi? Ne kadar ediyor? 100 100'e ne diyor mu? Japonya'da YouTube kanalı açmak için orada şahıs şirketi gibi bir şey açmak mı lazım? Nasıl oluyor? Yok, şirkete gerek yok. Bir banka hesabım varsa gösterebileceğin olur yani. Sonuçta bir şeyi bağlaman lazım. Google diyor ki sana ödeme yapılabil yapabilmemiz için hangi ülke hesap banka hesabının olması lazım diyor. Benim Türkiye'deydi. Buraya taşındım. Değiştirdim. Farklı etti açıkçası. Yani bin izlenme başına Türkiye'de kuruşlar olurken 3 lira 5 lira olurken burada fiyat bir, bir anda inanılmaz seviyelere çıkıyor. Fark ettiriyor. Bir de kanal izlense ben bunu söylüyorum ara ara. Bu da aslında sosyal medyanın gücü ya. Ortalama benim bir videom. Bak bir videom. Bir videom. Kafa gidiyor bende. Bitiririz büyük ihtimal. 15-20 dakikaya. Bir videom. Ee, ne kadar diyeyim. 40 bin 50 bin bandında izlenirse. Bakın tek bir video. Tek iş olarak Japonya'da yapabilirim. O kadar açık söylüyorum size. 40 bin 50 bin. Düşünün 100 binler izleyenler tabi Türkiye'de olduğu için bazılarının hesapları ne kadar veriyor bin izlenme başına da belki 200-300 bin izlenen e, bir kanalla benim yurt dışında olan bir kanalın bin izlenme başına verdiği e, paralar aynı olabilir. Büyük ihtimalle aynıdır. Cem merhaba oyun görüşmek üzere. Değil. Mesaj atacağım ben size. Döme bir programı yaptım. Aklımdasınız. Ee, yarın yarın ay, burada bugün oldu ama şey yapacağım. Atacağım programı. Gelenleri de gezdiriyoruz da arkadaşlar ayıp da söylemesi. Bu aralar gelen giden bir hayli fazla. Ya şu internet www.cemkun.com'u aldık. Bir türlü üzerinde çalışamadım fırsat bulup da ya. Yoksa güzel bir site. Ee, güzel oradan bir etkileşime girilebilecek bir durum var bayağı insanlar Sosyal medyadan buluyor bir şekilde bana ulaşıyor demek ki işimi doğru yaptığımın bir göstergesi bu ya Bir demek ki kanal büyük müyük olsa internet sitesi Belli bir e, Reklam üzerinden gitse Daha da Ben bu işe bir yoğunlaşayım <laughs> Ben bu işe bir yoğunlaşayım güzelmiş site yapmaktan anlayanınız varsa şablon onlardan bunlardan bana bir ulaşsın arkadaşlar. Şu www.cemkun.com'un üzerinde biraz çalışalım. Domain momain aldık. Aylar geçti. Domain bitecek ya. Senelik almıştık. Boğazım kurudu. Japon çayı içeyim. Yurt dışından izleyenleriniz var mı? Her yayında olduğu gibi burada da bir yurt dışı Yoklaması çekmek istiyorum ya enteresan ülkelerden izliyorlar da hoşuma gidiyor o ülkeleri e, yazısını görünce vay ulan ben dünyanın farklı yerlerinden şu anda izleyebiliyorlar e, düşüncesi geliyor güzel oluyor hoşuma gidiyor size zahmet kimlerden izliyor yazabilir mi? Geçen böyle bir şey dedim de abi bağcılardan izliyorum diye mesaj gelmişti. <laughs> Japonya'da yaşayan takipçilerin denk geldim mi hiç? Denk geldim galiba yayına sonradan katıldınız. Denk geldim. Shibuya'da genellikle çalışırken, paket maket dağıtırken insanlarla denk geliyorum ya. Çok biraz bisiklet ayıptır söylemesi deli gibi sürdüğüm için ben bayağı insanların içinden mi içinden geçiyorum ya. Hoşuma gidiyor nedense bilmiyorum Shibuya'da genellikle tanınıyorum, biliniyorum oralarda. Kendi halimde popülerim. Cem en son videoda Jomi Jomi Kete mi? He? Kamiket. Kamiket. Kamik. Kamiket mi? Hangisi abi anlamadım. Etkinliği mi diyorsunuz? Anime etkinliği mi? İngil Polonya'dayım. Polonya. Neresi? Varşova mı? İngiltere var. O İngiltere. İngiltere'den de beni bayağı bir takip ediyor. Beni en çok takip edenler arasında ilk dört ülkede e, İngiltere var, Almanya var, Azerbaycan var. İngiltere hiç tahmin etmez ama İngiltere'den bayağı bir insan beni takip ediyor. Buralarda da e, Görüyorum İngiltereden gelen bayağı bir insan var. Nepal var. Nepal var. Nepal'de ne yapıyorsunuz? Gezmek için mi Yaşıyor musunuz? Gün görenden izliyorum. Gün görene selamlar abi. Ben bir önceki yayını Hollanda'dan izlemiştim Amsterdam. Ee, şu anda neredesiniz? Şu an Türkiye'deyim. Demek ki bak iki gün arayla beni iki farklı ülkeden izliyor. Helal olsun. Size şey verebiliyor muyum ya? Geçici VIP'lik. Olmuyor değil mi? Yok. Olmuyormuş. Twitch'te mi işte şeyde o kitle mikte olsa verecektim de. Olmadı. Abi ben Suriye'den izliyorum. Muhammed harbiden Suriye'de misin ya? Halep misin şu anda? Halep'de Halep misin şu anda? Lan şive de yaptım sana özel. Öyleyse güzel. O şey diyeceğim. Arapça neydi? Arapça Tayyip güzel anlama geliyor. O Tayyip Tayyip. Ben eskiden otelde çalışırken ya, turizmciyim bilmeyenler için. Ee, şeyden baya Arap misafirlerimiz oluyor. Turizmcilerin en sevmediği e, müşteri tipidir. Ee, var mı turizmle uğraşan Araplar? Çünkü ayıp da söylemesi yedi yeri pisletiyor, kaldığı yeri pisletiyor. Turizmciler fazla sevmez. Ha, İdlib'de. O Tayip Tayip şey geldi aklıma. Arapça kelime geldi. Bizim de yoğun dönemlerimiz hep böyle Araplar üzerinden filan gidiyor. Abi bir süre sonra ağzımdan böyle Arapça kelimeler çıkmaya başladı. Hiç böyle öğrenesim de yok. Biri geliyor, sohbet ediyor, bana Arapça öğretmeye çalışıyorlar. Bayağı böyle kelimeler falan aklımda. Şu anda mesela Japonca çalışmama çalışmama rağmen kelimeler kafamda, içinde bulunduğum için bazı yerlerde çıkıyor ön bir ben. Ben otelin her yerinde çalıştım ya. katından resepsiyonuna, mutfağından şu nabuzuna kadar her yerinde çalıştım otelin. 10 senem geçti. Neyse. Araplar filan geliyor. Bazı Araplar şey diyor. O şükran Tayyip Tayyip seviyorum sizi filan bazı aksanlarla ya. <laughs> Aksan yapıyorlar. Ben de bir dönem bazı Araplara karşı ee, Arapça işte hoş geldin. <laughs> tayyip Tayyip gel abi filan diyorduk. Tayyip güzel anlama geliyor Arapça e, Arapçada. O yüzden biraz da şakayla karışık aslında. bir şey oldu. Yok abi burada şey olmaz. Kapıyı çalmazlar hemen. Abi koş başıyla giriyorlar. Ben asker ben askerim görevdeyim. He, o Allah Allah kolaylık versin. Muhabbet Muhammed. Tamam çok da yeri meri yazmayın da böyle Öyle, öyle yani kendini sıkıntıya sokabilecek lokasyonlar verme yani. Bilmiyorum göreviniz ne ama Allah kolaylık versin. Japonya'da göçmenlere karşı olan ırkçılığın yükseleceği yani yükseleceğini düşünüyor musun? Göçmenlere karşı için hmm, güzel soru. Göçmenlere karşı bak çok şeyde Kyoto'da Şöyle bir şey oldu. Geyşaların olduğu sokaklar var. Kyoto'da. Geyşaları biliyorsunuzdur. Böyle yüzlerini boyuyorlar. Seremoni falan yapıyorlar. Eski kültürde aslında bir nevi erkeklerin yüksek mertebedeki insanların erkeklerin işte böyle işlerini halletmek onları mutlu etmek amacıyla oluşmuş Japon karakterler diyeyim. Kadınlar. <laughs> Onun müzede çok enteresan bölgeleri var. Ryoko'da bir, bir ara müzeye gitmiştik. Ee, bir bölüm var. Geisha bölümü. Bayağı açıklıyorlar orada. Çok enteresan bilgiler vardı. Aklınızda olsun. Ryoko'nun yanında bir ulusal müze mi vardı? Ulusal müze olması lazımdı. Orada Geisha'larla alakalı bir bölüm var. Sumuların yapıldığı yerin yanında. Neyse konuyu saptırmayayım. Kyoto'da bir sokağı kapattılar. Yabancılar, gelenler, gençler rahatsız ettikleri için telefonu böyle yüzlerine tutup video resim çektiği için izinsiz bir şekilde. Japonlar bunlara çok takık. Ülkenin başbakanı bile çıkıp açıklama yaptı gençler hakkında. İnanılmaz bir şey ya. Bir haberlerde görmüştüm ya. Sokağı kapattılar. Turistlere kapalı diyebiliyorum. Değişmediyse Kyoto'da bir sokak. Ya bu girmez ama Mesela bu tarz olaylar olursa Japonlar kolay kolay bu tarz katı önlem almaz. Ama bu tarz turistler açısından sıkıntılı durumlar olursa direkt noktayı koyarlar Japonlar. Yani turistleri almazlar, kabul etmezler. Oraya da 5 tane güvenlik görevlisini koyarlar. Irkçılık denemez ama karşı taraftan saygı görmeyince böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bence bence güzel açıkladım Denka. Ben de part time girmek istiyorum. Bulursam otelde filan. Sen Japon ol. Boş ver Arapları. Biz yeterince Araplarla dans ediyoruz. Enter Araplarla ilgili enteresan bir şey. Japonya'ya gelen fazla Arap yok açıkçası. Ee, yine zengin mengin birileri geliyor gidiyor. Sağda solda görebiliyorsunuz ama bilmiyorum onlara vize var mı? Japonya onlar hakkında nasıl bir vize politikası izliyor? Çok az. Arap olup da Japonya gibi bir turistik açıdan önemli bir konumda olan ülkeye Az gelebilen Arap sayısının az olması Ben, ben tahminimce yani bize vermiyorlar ya da ülkeye almıyorlar gibi bir durum var Çünkü çok az denk geliyorum ya, Turistik yerlerde Kore'den izliyorum o ne güzel anasiyan Nikide Nikide Korece. Maşallah okuyamıyorum. Büyük ihtimal adınız. Adınızdan anladığım kadarıyla Kore'de yaşıyorsunuz. Kore'de yaşayan birinin Niki bence Koreci olmalı. <laughs> Kore'de mi yaşıyorsunuz? Bu adı çıkmıyor. Türklerin imajı şu an nasıl Japonya'da? Gözüm kaydı. E 2 iki, ikinci saatten bitirelim. Soruların durumuna göre birazdan bitiririz arkadaşlar. Biraz tekrara gelmeye başladı çünkü sorular Türklerin imajı şu an nasıl Japonya'da haberlere Çıkan oldu mu son zamanlarda ee, Ya da bir bölge var Saitama diye bir bölge var oraların e, Kürt Oralarda yaşayan Kürtler bir hayli fazla Kürtler bir hayli fazla onların karıştığı olaylar illegal falan Bir hayli fazla olduğu için Genellikle Türkler üzerinden e, Nasıl diyeyim e, Bir şeyler ittirmeye çalışıldık. It, it. Kelimeleri düzgün seçmeye çalışıyorum. Çok çünkü muhatap olmak istemiyorum. Fazla konuşmak istemiyorum. Ee... Neyse. Çok girmeyeceğim. <laughs> Dur neydi soru neydi? Soru şeyi. Soru bir dakika soru kaçtı ya. Bu kadar mesaj geldi mi ya? Ha Türklerin imajı. Türklerin imajı. Yani o bölgeyi tıraşlarsak, şöyle atarsak bir köşeye, Japonya'nın <laughs> bir köşeye koyarsak, Türklerin imajı şu şekilde arkadaşlar. Bir Japona Türkiye'yi sorduğunuzda ki 3 tane videom var. Japonlarla sokak röportajı adı altında. Türkiye ile alakalı ne biliyorsunuz? Aa, torku ice cream, kebap bu. Bazen Kapadokya filan bu kadar. Başka bizler hakkında aslında fazla bilgiye sahip değiller. E, klasik Japon kültüründen gelme saygı e, var tabi bunlarda. E, bilmedik fazla e, bir bilgileri yok. Yine de hani böyle eğilerek alçak gönüllükle fazla bilmiyoruz kusura bakmayın filan diyorlar. Geçiştiriyorlar. Ama yani sokaktan çevirin 10 tane Japon'a Türkiye'yi sorun büyük ihtimal bir tane aralarından bir tanesi çıkar bir şeye söyler. Geri kalan hepsi Türk dondurması, kebap filan der. Bizler hakkında fazla bir bilgileri yok açıkçası. Tanıtımın da olduğunu düşünüyorum. Bazen böyle Türk Hava Yolları'nın reklamını filan görüyorum da burada reklam önemli ya. Japonya'nın enteresan bölgelerinde bak, Viet, v bak Vietnam'dan örnek vereceğim. Alakasız bir şey diyeceğim. <laughs> alakalı aslında da Vietnam mesela çok ucuz bir ülke. Tamam. anlamsız bir turistik yerine gittiğinde inanılmaz bir reklam reklam vardır. Bir şekilde tanıtılır, edilir. Tam ucuz olmasıyla da alakalı ama dünyanın bir ucundan insan kalkıp oraya gelebiliyor. Mesela bizim ülkenin e, reklamı burada fazla yapılmıyor diye düşünüyorum. Yapan eden illa vardır ama tamam Türk geceleri şunlar, bunlar oluyor. Standlar açılıyor, yemeği onu bunu tanıtıyor. Ha, kaç kişiye Hitap ediyor. Tamam yolda uzak. Mesafe de var. Kaçına hitap ediyor? Kaçı gidebiliyor? Kaçı gidiyor? Ala alıyor. <laughs> Genellikle dondurma, kebap. Kapadokya da var tabi Türkiye'ye yol düşen biri kesinlikle Kapadokya'dan geçmiştir. Abi ismim Hanu Kore dana eti. Kore'de Koreci dana eti mi demek? Enteresan. Yani, barbekü sevdiğiniz buradan belli. He. Koreliler sever cızbızı barbekü Abi uykun mu var? Bir buçuk saattir yayında olduğun için mi konuşamıyorsun? Yok abi konuşamazsam konuşamam. Şu konuşuyorum yani. Konuşamıyor muyum? <laughs> Gece 4 arkadaşlar. Normal yani. Yani şu vakitte şu muhabbet normal. Bence iyi idare ediyorum. Ömer Bey teşekkürler. Canınızın sağlığı. Valla bir şey istemiyorum. Gelen herkes soruyor da işte bir şey getirelim mi sana diye de teşekkürler. Ben bir ee, şey istemiyorum. Canınızın sağlığı diyorum. Her şey çok ucuz diye diye bütün dünyada fiyatları patlatırız. Tüm Türk YouTuber'lar. Kim diyor onu abi? Ben mi diyorum? Laf mı... Kötü bir şey mi dediniz? Laf mı çarptınız? Anlamadım. Her şey ucuz ucuz. Biraz bir serzeniş sezdim orada. Bir serzeniş var. Bir şey ucuzsa ucuzdur abi. Bakmamız gereken nokta mesela bazı durumlarda bazı ülkelerle bizi kıyaslamak mantıklı olabilirken ama Japonya gibi ülkeler de bizi kıyaslamak yer yer mantıksız olabilir. Biraz gerçekçi bakmak lazım konulara. Her zaman tutup da Japon ya ile Vietnam, Tayland onların hepsiyle Türkiye'yi kıyaslamak olmaz. Japonya'da yaşayan diğer YouTube'cularla buluşmayı düşünüyor musun? Japonya'da yaşayan diğer YouTube'cular. <laughs> Var mı ya? <laughs> Bir elin parmağını geçmiyor. Ben açıkçası çok olabildiğince kendim biraz tam sosyal medya iş yapıyorum ama hani, olabildiğince tam takip ediyorum kim ne yapmış çekmiş. Biraz da kendimi soyutlamaya çalışıyorum. Fazla sosyal medyada zaman harcamamaya çalışıyorum. Yeteri kadar zaman harcıyorum. Olabilir neden olmasın? Ben Discord'dayım. Brian dur dur. Bak şimdi Brian'a sürpriz yapacağım. Her canlı yayında Brian'in o güzel Amerika aksanını duymadan olmaz Hep birlikte duyalım Hello Amerika Brian seni aldım Bu arada sesini açarsan O güzel aksanından bir Amerika şibesi duymak isteriz Merhaba Merhaba Brian Nasılsın Valla uh, iyiyim uh, Keyif uh, you know, gidiyor geliyor İş, iş işimiz yapıyoruz, hayat açıyoruz. Güzel. Neredesin şu anda? Ben şimdi dışarıdayım. Dışarı, ee, dışarıdasın. Evet. Hangi şehirdesin? Ee, New York'tayım. New, New York'tasın. Ha, hala New York'tasın. Bıraktığımız gibisin. Ben ö öyle yemeği yemeği vakti diyeyim. Ya öyle yemeğindesin. Evet. Güzel güzel. Amerika'da yaşayan biri olarak öğle yemeğinde ne yiyorsun? Ya uzun cümle oldu. Ne yiyorsun? Ya e ee, Her şey. Piyasa ee, çok ünlü ee, pizza. Pizza ee, yiyorsun. E ee, tabii. Like New York'ta dünyanın mutfak. Her şey, her kültürden yemek var. Yani İtalyan, bizim Türk, Yunan, Tay, uh, Tay, Japonya, Çin, her şey. Evet, bütün dünya mutfakları hepsi New York'ta birleşmiş. Güzel. Ne zaman ne zaman geliyorsun Japonya'ya? Ya vallahi yeah, well, well, um Zaman bulmam lazım. Zam, zam, ee, zamanı bul artık ya gel bir Japonya topraklarına ayak bas. Bir, e, bak, biz, biz sizin videolar e, devam seviyoruz. E, biraz e, o Shin Sakura gitmek için biraz e, keyifli, e, biraz enteresandı bakmak. Sakura ee, evet a, anlıyorum Brian'ı anlıyorum. O Brian gitti. Brian, New York'ta şey gitti. İnternet gitti Brian. Tokyo'da, Osaka, Hokkaido gitmek istiyoruz ama biliyorsun. Zaman bulmak lazım. Zaman evet. New York'ta yaşayınca zaman olmuyor. Bilirim. Ee, hayat orada biraz hızlı geçiyor. Zaman bulmak zor ama gel. Gel buralara sana bir Japon çayı ikram edeyim. Evet. Valla. Valla. Ben ben iftar için bekliyorum. Evet. Anlamadım ama haklı büyük ihtimal. İftar. iftar. <laughs> ha iftar, evet. iftar için bekliyorsun. Evet. Evet. Tamam Brian, sana e, güzel günler diliyorum. Her canlı yayında sesini duyunca vallahi güzel aksanım var. Biraz neşem yerine geliyor. Teşekkür ediyorum. Evet, sen senin interesan uh, yere devam et. Tamam. Ama, ama gerçekten lütfen uh, bir tane bir tane maçı bizi izletti. Uh, çok ayrı um, uh, ayrım bir o parça biraz enteresan var. Biz merak ettik. E, beyzbolu soruyor evet. arkadaşlar. Translate yapıyorum size Türkçe'yi Türkçe'ye. Beyzbol Boy. maçına gitmemi istiyor Brian. İyi, gideceğim. Çekeceğim. Beyzbolla alakalı bir video yapacağım Brian. Ya çünkü buradan biz beyzbolumuz var ama. Evet. Japonlar. Japonlar biraz e... biz Yendik Beşik. ama sizi. Amerika'yı yendik. Baseball'da yendik biliyorsun. <laughs> Ay Allah ya o o son Amerikalı e, e, ne, yaptı. isim neydi? World Baseball Classic um, son maçı için konjursun. Yendik dünya şampiyonu olduk ben orada bıraktım zirvede bıraktım evet. ondan sonra Amerika bizi yense de önemli değil benim için beyzbolda bir numaralı ülke çok... Japonya'dır. Ay in, insan çok uh... çok insanlar diliyormuştu o bakmak için. Eee Shohei Ohtani, Mike Trout. Evet ha sen beyzbolcu adlarını o sayıyorsun. Için... He? Evet evet. Yo yok, anladım. Bezbolcu, Amerikalı bez, bezbolcu değil mi bunlar? Pardon, o parça duymadım. Amerikalı şey, bezbolcuları sayıyorsun sen. Evet, o... ...Sindir'in son maç... ...son dakika... kim... Shohei Otani uh, pitching yapıyor. Otani evet Otani uh, iyi, Otani iyi pitching yapar. Top top uh, vuracaktı ama Otani yendi, Japonya yendi. Uh, çok heyecanlı. Ne Otani ama ben... bak Otani ile ilgili böyle e, haberler. Duydum. Yardımcısı böyle kumara mumara bulaşmış. Parayı mı aklıyor? Ne yapıyor? Ya. Gördün değil mi o haberleri? Aa, Burada bir numaralı gündem evet. oldu. O tanenin yardımcısı illegal işler yapıyor diye. O, um, o dil çevirmek uh, İpek isim. Uh, ya yeah, Gerçek o biraz çok karışık. Ben görmüştüm. Um, evet. O tane o İpek çok çok güvenmişti ta e, çok en genç zamanı tabi tabi Ota'nın um, eski arkadaşlarından ya yardımcısı Ya. Yeah. ama işte abi yani ama... Japon'da olsa için içerisine bak para girdi mi Japon'da olsa değişiyor yani hep böyle garip bir şeyler çıkıyor o... ortaya yani para insanı kör ediyor Japon'da olsa güzel bir laf oldu bu Güzel, evet, bırak, bırak. Kumar. Kumar da e, İpey başlattırdı. Evet. kafanın içinde soktuydu. Ee, nasıl o şu e, anda e, psikolojisi falan nasıl sen bilirsin New York'tasın? ne, ne demek? E, morali bozuk mu yani? İyi bir durumda mı? O tanının? E, evet. Hey, onun için ben görüyorum hayat da biraz da devam ediyor um, oyun devam ediyor. Hayat devam Gerçek ediyor. Takım, Klasik bir Japon bakışı Takım yeni yeni uh, çevirici adam bunun için getirdi. İpey o uh, eski adam iptal ettiler. Belki. Cold Demon. Um, Cold o gitti yani yardımcısı gitti. Yeah, be, belki o um, Kumar uh, uh, yapmak için ve o Otan'ın bu uh, konmaktan o İpey Onur o taniye, yargı otaniye... yargılanır ne evet, ne? Evet, o o tane yardımcısı bence yargılanır o ya ja şey Japon diyorum Amerikan kortlarında mahkemelerinde yargılanır o. Be belki Bey de hapise girer. Girer çok girer. Kadar, evet. Onu, büyük sıkıntı büyük Onu sıkıntı. onu takip edelim. Ben de şimdi Japonya'da bir numaralı haber arkadaşlar bilmeyenler için bir beyzbol oyuncusu var Japonya'nın en hatta dünyanın en e, pahalı oyuncularındanmış. Eşim bana ara ara söylüyor bunu. Dünyanın en pahalı oyuncusu bizde filan diyor. O tane filan diyor. Tabii beyzbola fazla ilgim olmayınca normal karşılıyorum. Şöyle bir muhabbet oldu. Eşim annesiyle konuşuyor işte Japonya konuşuyor anlıyorum biraz anlıyorum Ya geçen o otan'ın muhabbetini yaptım dünyanın en iyi oyuncusu bizde dedim böyle böyle Yardımcısı illegal işlere bulaşmış işte Cem söyledim diyor Tamam dedi geçti diyor Japonya'da bir numaralı gündem hiç adamın ilgisini çekmiyor diyor bana bak annesiyle konuşuyor anlamadığımı saniye ama anlıyorum Japonca anlıyorum yani Enteresan Bir hanım burada. burada Brian Seni fazla tutmayayım Teşekkürler katıldığın için yayına. Evet, yeah. yeah, gerçekten uh, çok ilginç uh, sohbet. Enteresan, evet, enteresan sohbet. Uh, Sesini duymak güzel oldu. inşallah yeah, inşallah biz uh, uh, Japonya'da toplanırız. Um, bir, In, hafta için. Um, sen uh, Hangi sen en güzel e, aylar demiştin? Aylar en güzel aylar. Japonya için şu an güzeldir sakuradan dolayı. E, Ekim, Ekim severim. Kasım severim. Yeah. Sen yemek adı söylüyormuşum yeah. niye niye söylüyor, bir şey oldu? Ekim, Kasım güzeldir. E, Oktober, November hmm. güzeldir. Çok. Uh çok çok e, soğuk sıcak değil. Yok çok soğuk sıcak değil. Sonbahar. Bak ilk bahar güzeldir, sonbahar güzeldir. Yaz Japonya'da pek tavsiye etmem. Summer, summer no good. nogut, good sonbahar. <laughs> nem çok çünkü. Evet. Nem nem çok. Aşağı Aşır, nem. Eylül Eylül demeyeyim de Ekim Kasım. Eylül'de bazen yağmur çok oluyor. Ekim Kasım güzeldir. Bir de eee evet. Mart, Nisan, hadi biraz Mayıs'ı da katalım. Nisan, Ekim, Kasım. tamam Brian. Ol. Tamam. Ee, çok güzel sohbet ettik. Ee, ben şimdi gitmem lazım. Tamam Brian. New York şey selam selamlar New York'a teşekkürler katıldığın için. Selamlar. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Tamam. Kendine iyi bak. İyi <laughs> Ya bu burayı yani ben dur çıktım Discord'da çıktım adam <laughs> kafamı karıştırdı. <laughs> Enteresan bak nasıl burayının konuşması arkadaşlar. Ya keşfedilmemiş bir yetenek gibi Brian ya. Yani şu an mesela bir saat Brian'la konuşayım. Film senaryosu gibi ya. Tamamıyla bir üzerine bir yani sitcom yazısı anca bu kadar olur. Enteresan bir muhabbet. Brian'la le olan elektriğimiz hiç görmedim. Bilmiyorum nasıl biri. Beni senelerce trollüğü de olabilir. Ee, abi aslında ben esenyurtlayayım diye böyle resimde atacak diye bekliyorum her an ama enteresan bir şivede. Amerika'da New York'ta yaşıyor. Her böyle sesini duyduğumda böyle neşem enteresan bir elektriği var adamın ya. Bilemedim böyle. Gözümde canlandırıyorum. Resmini görmedim ama böyle sarışın olabilir. Renkli gözlü olabilir. Böyle tatlı bir çocuk olabilir. Bilemedim. İnsanın böyle yanağını sıkası gelebiliyor. Ya da olmayabilir. Sakallı böyle. Sakallı bir herif de olabilir. Bilemedim. Ama şivesi elektriği enteresan Brian'ın. Komik denemez, doğal hali bu bence. Bizim aramızdaki ilişki biraz komik. <laughs> Arkadaşlar, iki saat oldu. Japonya'da sabah karşı dört. Biraz sonra gün ayacak. gün başlayacak. Bayram oldu. Herkesin Ramazan bayramı, şeker bayramı şimdiden kutlarım. Ee... Abone olanlara, abonelik atanlara. Para atanlar öncelik onlara abi. Benim de mini Teşekkür ediyorum. Başka sorularınız varsa son bir son bir bir şey sormak istiyorsanız yazın size zahmet çete. Canlı yayında beğenirseniz size zahmet. Son bir sormak istediğiniz bir şeyler varsa son bir tur yapalım birkaç dakika. Son soruları alalım, sohbet muhabbet üzerinden gidelim dilaylı mı ya? Cevaplar biraz geç geliyor gibi galiba. Güzel bu tarzda canlı yayınlar aslında ha, şeyi soracaktım ben. Kikte hesabı olan var mı ya? Kikte yayın açsam izler misiniz? Kanal laştım ama mesela Kaçınızın şu anda izleyenlerin Kikte hesabı var? Açılmış bir hesabı var. Onun da cevabını sohbete yazarsanız bakacağım sunupçum. Düz yayına dağılmam bu kadar. Son bir soru cevap üzerinden bir gidelim. Kiki takip ediyor musunuz? Kik kötü abi. <laughs> Twitch'ten bütün yayıncıların hepsi Twitch'ten orada geçti neredeyse ya. Türkiye'den isteğin var mı? 11'inde oradayız inşallah. Teşekkürler canınızın canınızın sağlığı. herkesin hesabı var mı? Velal olsun. Bayram gelir ellere, sevgi verir dillere. Venizlerim <laughs> maşallah herkes de onlar sponsor abi aldı oldu. O zaman bir saniye bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım bir saniye. Bakın. Ben hesap açmıştım. Bu bir dursun. Hani arada sırada gidip bakanlarınız varsa, bir şeyler izleyenleriniz varsa bir hesap açmıştım. Orayı bir takip edin. Aslında böyle ara ara oradan da bir açasım açasım var. Tabii Twitch'e göre daha şartları biraz daha e, yayıncıyı teşvik edecek. Düzeyde Sadece o hesabı mesabı bir garip bir iki tane şey var onları nasıl kuracağımı anlamadım Oradan bir bakarsınız bir, bir takip edin Açabilirim ya güzel olabilir aslında Fırsat buldukça Usta oranın üniversite sınavları hakkında video yapar mısın üniversite mi o Olabilir burada Yaşayan üniversiteye giden okul okul okuyanlar üzerinden bir bilgi aldığımız video olabilir. Neden olmasın? Yapabiliriz. Olabilir. Hedef avacılık olabilir. Yapabiliriz. Merhaba Cem Bey. Ben 33 yaşındayım. İki üniversite mezunuyum. Blender modelleme yapıyorum. Meslek dışı dilim yok. Sizce oturum izni alabilir miyim? Oturum izni mi? Oturum izni Nasıl alacaksınız yani sırf bu iş üzerinden mi nasıl olacak öyle bir şey olmaz <laughs> kafam karıştı yani bir şirket aracılığıyla gelirseniz belki çok alengirli mevzular ya belki bir uluslararası bu işi yaptığınız şirket vardır sizi buraya gönderir çalışırsınız ee, biraz İngilizceniz yabancı tabi en kötü yabancı dininizin İngilizcenizin olması lazım pardon en iyi ihtimalle. Benim bizim Discord'a falan bakın ya. Fikir alışverişi yapabilirsiniz. Toplu halde konuşuyoruz. Bazen böyle bir iyi alışveriş yapmak, beyin fırtınası yapmak güzel olabilir. Ama bu meslek dışı dilim yok. Bilmiyorum. İngilizce varsa bir ihtimal olabilir. İş, iş vizesiyle genellikle Olursa olur diye düşünüyorum Abi Kik platformu henüz beta'da senin hesabını Takip ettiğim Kik'ten ama daha optimize bir platform Olduğunu düşünmüyorum büyük yayıncılar Sorunlar yaşıyor Kik'te özellikle Mobil izleyicilere Yeter e Olabilir. Zaten hani bir takip edin dedim Olabilir yayın açabiliriz bakabiliriz ufaktan Böyle bir çıtırdan deneyebiliriz Fırsat bulup zaman Buldukça Sığmayınca soruyu Discord'a yazdım bir bakar mısın Bakarım Yaşamak için Japonya'da. He? Mesaj gitmiş. Selamlar. Akihabara'da ürün alırken taks geçerli mi? 5000 yen üzerinde olması lazım. 30-35 doların üzerinde olunca çoğu yerde geçerli. Geçerli oluyor diye biliyorum. Çoğu yerde geçerli ya. Taks Arkadaşlar. Soru soranlara zaman ayırıp izleyenlere teşekkür ediyorum. Canlı yayında beğenirseniz canlı yayını kapatmadan önce iyi olur. Sevinirim. Abone olun bildirimleri açın. Bayramda video gelir mi? Videoları editliyorum. Video gelebilir. Takip edersiniz. Tekrardan herkesin bayramını kutluyorum. Mübarek olsun bayramınız. Bayram gelir. Tamam <laughs> daha, daha yapmayayım. <laughs> Teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Beyim biraz dilaylı mı ya? Mesajlar bir tık geç geliyor bugün anlamadım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bayramın tadını mı çıkarayım? Bayram eskinde bayramlar kalmadı ya. Telefon şey çıktı. Herkese tekrardan iyi bayramlar. Yayın tekrarını izleyebilirsiniz. Canlı yayın tekrarını. Ben yatayım aynen. Gece 5 beş... şey sabah oldu zaten burada. Gitsem işe giderim birkaç saat. <laughs> Allah'tan çalışmıyoruz bugün. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.